Girdik. Girdik. Girdik mi? Evet efendim. İstedim. Evet sevgili dostlar, bugün www.mertgunhan.tv'de bir şenlik var. Bugün Ehveni Şers benim kanalımda ve benim kanalımda olduğu için çok mutluyum. Çünkü bugün ölüyoruz. Bugün bütün parti öleceğiz. Avukat rolü oynayacaktım ben bugün normalde, fakat vakit bulup yapamadığımız için avukat rolü de oynayamayacağım için kesin öleceğiz. Bununla birlikte evet, Ehveni Şers'in 4. bölümü bugün arkadaşlar en özel bölüm. Sana kadar evet, Ehveni Şers yolcuları, kapıları açın serisi. Swaggy Bar, RPG maceraları. Bugün inanılmaz yakışıklı şövalye bölümü. Evet, bugün Playboy şövalye. Götler ya, inanılmaz. Bugün bende evet. Taşak geçme bölümü. Yok yok, çok fazla söz uzatmadan şey de söylemek lazım. Efendim, abonelikleriniz, bitleriniz, boncuklarınız, bağışlarınız falan bütün her şeyleriniz bu yayında okunmayacak. Fakat ben onları off stream'de olsanız biliyorsunuz bir sonraki bölümde okuyorum. O yüzden bana para vermeyi ihmal etmeyin. Bana verdiğiniz her para tabaksilerin iyi bir yaşama kavuşması için oluşturduğum fonda kullanılacaktır. Sözü çok fazla uzatmadan sevgili Swaggy hava bırakıyorum efendim. Ben de miyav miyav zadeye bırakacaktım. Miyav miyav zade. Ben bu arada bir şey, ne oluyor benim kameram? Dex split'i görüyor, kendi kameranı görmüyor. Reklam yapıyor. Yazıklar olsun. Heh. Ne oluyor lan bu kamera niye böyle oluyor? X-Split şu an çünkü. Kameram niye böyle büyüdü ama? Logitech'e dönmen lazım. X-Split. Döndüm. Ya yapacağım işte. Bu arada böyle daha güzel oldu ha ekranda. Aa, daha seksisin. Ya bu arada Alp bir tane story paylaşmış. Yok işte kedi kıstırmalı. Bütün evi severler takipten çıksın arkadaşlar. Bak evi deyince dışarıdan falan. Köpek sesi geliyor. Tabaksiler fonuna lütfen gerekli yatırım yapılsın. Tabaksilerimiz özgür bir şekilde yaşasın. Ana dilde eğitim almasınlar. Gördünüz mü? Oradan. Kristi. Ben de geçen haftanın uzun bir özetini yapmak için sözü beyaz saçlı şövalye. Bana bıraktı. Lego şövalye olsaydı başkasına bırakmış olacaktı. Bir şu an yapmayacağım bu arada. Tekrar geldi. Geçen hafta kahramanlarımız başlarına yine bir sürü badireler geldi. Pagret'te başlamışlardı. Pagret'ten çıktılar yola, bir oraya bir buraya savruldular. Her neyse. Sonrasında yolları bir şekilde Berez'e düştü. Berez'e gittiler. Berez'de ne görsünler? Theodoret'in yıkık mezarının başında birkaç dua, birkaç bir şey söylerken bir anda orada gizemli dişlerini sıkarak konuşan bir adam. Onun kim olduğunu çözerlerken bir anda Gedrin olduğunu, Redoran'ın oğlu olduğunu fark ettiler. Mugen dayanamadı ama niye dayanamadı, kendini kontrol edemedi, neden edemedi bilmiyoruz. Kılıcını çekti ve enteresan bir şekilde Mugen kendi iç dünyasında öldü öldü dirildi Gedrin'in gücüne karşı. Hiçbiri bir şey yapamadı. Savaşmaya çalıştılar ama dışarıdan kimse göremedi. Daha önceden karşılaştıkları eski tayfayla. Sakat tayfayla karşılaşmışlardı. Onlar da oradaydı fakat onlar bile göremedi orada neler olduğunu. Sonrasında tam Hebi çıldırıp Gedrin'e saldırmışken bir anda bir portal açıldı. Ve içinden Salves'iydi, Redoran'ıydı. Hepsi çıktı ve bir anda mağdur konumuna düştü Gedrin. Ve biz tutuklandık, anlatamadık derdimizi. Bu adamın kötü olduğunu anlatamadık. Böyle oldu. Peki. O zaman. Ben bir unuttum. Neydi? Lundin geldi. Lundin gidiyor. Lundin geldi. Bu sırada karakterlerimiz bir portal açılmıştı ve portaldan gelen Redoran ve işte Salve, Vergan askerleri bizimkileri apar topar işte bağlayıp atlara bindirip Vergan'a doğru sorgulamaya. Hem kralın oğlunu, şu anki Vekil Arç'ın oğlunu öldürmeye teşebbüsten hem de başka suçlamalardan da dolayı Vergan'a götürecekler. Bakalım. Abi sizi bağlıyorlar. Buna
engel olmaya çalışacak. Zaten Hebi'nin ve şeyin gücü yok. Agrer ellerini kaldırmıştı. Mugen'i ise Redoran yakalamıştı, durdurmuştu ağaca çarpıp. Bağlıyorlar iplerle ve tüm silahlarınıza el koyuyorlar. Feanor'un okuna, Mugen'in kılıçlarına. Hebi'nin zaten silahı yok. Keseleri falan duruyor hala. Ve Agrer'in dev kılıcına el koyuyorlar. Yedrin şöyle söylüyor. Baba, pek iyi değilim. Neredeyse beni öldüreceklerdi. Belki bir an daha geç kalsan. Bir an daha geç kalsan ölmüştüm baba. Ama zamanında geldin yine. Aptal, bunlarla ne işin var? Falan diye cevaplıyor Redoran ve atlara bindirip kahramanlarımızı Bergan'a doğru sürüyorlar. Söz sizde herhangi bir. Arkada iki atın üzerinde Agrer'le Feanor'u, Hebi'yle de Mugen'i sırt sırta bağlayıp götürüyorlar. Birbirimizi duyabiliyor muyuz? Evet. Mugen. Evet. Hiç orada taşkınlık yapmaya çalışmayın. Çünkü onların gözünde suçluyuz. Yolunu bulacağız ama şiddete başvurmayın. Evet, sen iyisini bilirsin Feanor. Nasıl olsa bu insanlarla bir bağın var belli ki. Bu insanlarla bağım olsaydı aynı şekilde götürülüyor olmazdık. Göreceğiz Feanor, göreceğiz. Hebi. Efendim. Sen bir tabaksisin. Sana orada ekstra bir nefret gösterebilirler. Fakat bunu kişisel algılama. Bunu çözeceğiz, tamam mı? Tamam. Elimden geldiğince sessiz ve sakin bir şekilde duracağım. Konuşmayı bırakın. Yola devam edin. Böyle dönüyor adam. Sizin sadece mırıldandığınızı duydu. Bir Vergan askeri. Ve bu Vergan atlıları sizi dosdoğru Vergan'a doğru götürüyor. Feanor bu atlılarla beraber Vergan'a geldiğinde içi biraz buruk, biraz eski anılarını hatırlıyor ve gözünün önünde tam şu an Berez'den çıktılar ve kardeşlerinin öldüğü yerdeler. Heroine tefanat. Heroine tefanat. Sürekli tekrarlıyor böyle. Heroine defa. Heroine defa. Hebi, sadece Hebi. Hebi. Efendim. Burada yatıyorlar. Kardeşlerim. Bu kadar. Sadece Hebi'ye böyle bir şey söylemek istedim. Peki, geçti. Hebi de kafasını böyle aşağı doğru eğdi. Sessizliğini koruyor. Ben Vergan askerlerinden biriyle konuşabilir miyim? Tabii ki. Hey! Asker! Döndü bakıyor abi. Sen... Benim bütün Vergan askerleriyle ilgili duyduğum yegane bir şey var. Hepinizin ne kadar onurlu, ne kadar da savaşçı onuruna sahip insanlar olduğu. Bu doğru mu ha? Teşekkürler beyim. Vergan askerleri kralına sadık ve onurlu askerlerdir. Bu Rog'dan beri bu böyledir. O zaman benim gibi bir savaşçının suçu ne olursa olsun bir isteğini reddetmezsin diye düşünüyorum. Buna ben karar veremem ama isteğiniz nedir beyim? Ben bir turtuvalı, ben turtuvalı bir savaşçıyım. Ve turtuvayı biliyor musun bilmiyorum ama bu saatlerde bizim mutlaka bir damla da olsa atalarımızı onurlandırmak için bir bardak çay içmemiz gerekir. Rica etsem çantamdan çayımı çıkartıp ağzıma dökebilir misin? Abi çantana doğru uzanıyor. Çayını çıkarıyor, koyuyor şeyinden ve yavaşça sana doğru içiriyor abi. Elleri yakınında. İçtin çayını. Yere yatıp titremeye başlıyorum. Abi. Bir anda titriyorsun böyle. Her zaman böyle. İşe yarar eski bir numara. Titriyorsun yere. Bu adama bir şey oldu. Hey, yardım edin. Usta Salve. Buraya bakın. Falan dedi abi. Hey Hülya. Arkadaşımızı zehirledi. Abi Redoran. Öyle mi? Vergan askerleri böyle mi davranıyor mahkumlara? Çağırın.
Redoran ve Salve öndeki atlardan indiler. Yanlarında da birer asker var. Gelip Redoran, önde Salve yavaş yavaş Mugen'e doğru yaklaştı. Arkasında da Redoran. Sikim, Redoran benim karakterim ve çok zeki bir karakter. Abi, sikeceğim. Salve bakacak. Sanırım ölmüş. Çekil. Bakayım ölmüş mü? Yoksa. Deyip abi ölüp ölmediğini böyle ağzına bir damla gıdık iksiri denen, seni inanılmaz kaşındıran ve gıdıklayan bir iksir döküyor. Bakalım dayanabilecek misin abi? 6 ve... Constitution'ım yüksek bayağı. Kaç abi? 16. Artı 3 ile atıyorsun. 13'ü geçmen gerekiyor. 10 atsan yeterli. Abi. Yes. Kendini tutuyorsun. Ölmüş. Gerçekten ölmüş. Onu ata bağlayın. Ölmüş mü? Evet. Siz kanunları çiğnediniz. Mahkum öldürülmez yolda götürülürken. Ben böyle görmedim. O zaman... Hemen bana komutanınızı çağırın. Peki onun suçlu olmadığına emin misin? Beanor dedi ve ismini söyledi. Suçlu olsun olmasın, yargılanmadan idam hangi kanununuzda yazıyor Verga'nın, he? Doğru. Onu yargılamam gerekirdi. Speak with the dead kullanacak. Hay ananı sikeyim ya. Bunu düşünmemiştim. Evet. Arkadaşınız gerçekten ölmüş. Atlıya tekrar bindiriyorlar abi. Sen böyle duruyorsun. Tekrar bağladılar iple. Ve yürüyorsunuz. Verga'nın girişine kadar geldiniz. Ve etkisi geçiyor ilacın. Öldüğümü anladın mı yoksa? Aldı. Anladı. Çaktırmadı kimseye. Niye çaktırmadı? Var kafasında bir şey. Bağladı seni tekrar şeye. Allah Allah. Tamam. Ben az önce Redoran'la mı konuştum lan? Evet. Tanıyor seni. Evet. Tamam. Çok bir canlandın. Onun amına koyayım. efsanelerdeki Redoran mı? Bu o mu? Redoran mı bu acaba? bizim baş başayken ağzına sıçıyorum öldüreceğim. Görünce teşekkürler Süpermen. Ulan seni korudum herife bak. eski dostumuza da şey yapamıyoruz. Neyse devam. Abi. Verga'nın şehrinin içine girdiniz atlarla beraber. Karşınızda tam olarak böyle bir görüntü var. Şehir inanılmaz güzel ve gerçekten zenginlik içinde. Neyse toparlamışlar. İki kat surdan oluşuyor bu şehir. İki kat suru var ve dış tarafta normalde fakir halkın yaşadığı görülür. Fakat Verga'nın fakir halkı bile zenginlik içerisinde. Sokakta gezen büyücüler, sokakta gezen işte savaşçılar falan filan var. Ve şunu görüyorsunuz. Sizi bir mahzene doğru götürüyorlar. Mahzenin iç tarafı kraliyet girişinde bulunuyor. Kraliyet girişinden, kapıdan, aşağı doğru inen merdivenlerden, atlardan indiriyorlar sizi ve Mugen'i dürtüyor Redoran. Hadi kalk. Kalk. Yavaş yavaş gözlerimi açıyorum. Sanırım demin öldün. Maharetlisin büyücü. Öyleyimdir. Sana aç kuku iksiri içirmediğim için dua et. Tüm gün bu arkadaşlarının kıçından ayrılmazdın. Aç kuku ha? Aç kuku. Abi sizi aşağı doğru götürüyor. Redoran ve Salve ayrıldı. 8-10 tane asker Yedrin de onlarla ayrıldı. Aşağı doğru götürüyorlar sizleri. Bağlısınız ve bir kat daha aşağı iniyorlar mahzenden. Bekçiler görüyorsunuz mızrakla bekleyen. Sizi farklı 4 hücreye kapatıyorlar. Ve Şafak vakti sorgulamanız yapılacak. Olur. Eğer bu sorgudan ki Ornas'tan sağ çıkabileceğinizi düşünmüyorum. O yüzden umarım suçsuzsunuzdur. Deyip yukarı doğru çıkıyor bu çay veren tip. Kapattılar abi. 4 ayrı hücredesiniz. Birbirimizi duyuyor muyuz? Evet. Başka kişiler de var içeride. Var mı plan oğlum? Benim bir planım var.
Ne yapacağız? Buradan yargılanarak kurtulamayız. Ben hiç kurtulamam. Niye Vergan adaletine güvenmiyor musun? Redora'nın en büyük hayranı Feanor. Ona hayranlığımı göstereceğim bir gün, evet. Ama bugün değil Mugen. Şu an saraydayız. Anladım. Abi gardiyan... kaç gardiyan var burada? 3 tane gardiyan var. Biri mızrakla bekliyor. İkisi aralarda devriye atıyor. Bunlardan hangisi daha salak tipli? Mızrakla bekleyen tip biraz daha sana salak görünüyor. Bilim. Tamam. Ey mızraklı. Söyleyin. Sen gerçekten de çok güçlü bir askere benziyorsun. Teşekkür ederim. Eski Vergan savaşında vardım. Kaç yaşındasın savaşçı? Ben 47 yaşındayım ve Vergan savaşında vardım. Hangi cephedeydin? Şu lanet ağaçların arkasına sakladığımız çocuklar. Küçük bir çocuğu korudum. Onu öldürmeye çalıştılar ama birkaç tane iblisi indirdim. Birkaç tane? Evet. İyi, aferin. Uzun saçlı, beyaz saçlar olan bir çocuk. Adın ne senin, büyük yüce savaşçı? Adım Surun. Surun. Memnun oldum. Ben de. Ben de Mugen Surun. Buraya neden getirildiğimizi sana söylediler mi? Sanırım suç işlemişsiniz. Yani herkese öyle diyorlar. Evet ama ne suçu olduğunu da biliyor musun? Hayır. Biz eski Ehven Savaşı gazileriyiz. Şu tabaksız da bizim kölemiz. Doğru, çıkarıp kolyeyi gösterin. Oo. Benim kolyem at arabasında kayboldu. Ama ben de iblislerin olduğu cephede savaştım. Doğru. Demek öyle. Biz, gazilerin durumu gerçekten çok kötü Surun. Yani bu ülkeyi korumak için elimizden geleni yaptık fakat ne maaşlarımız ödeniyor ne de yaşayabileceğimiz bir yer var. Bu yüzden hırsızlık yaptık Surun. Bizi suçlayabilir misin ha? Zamanında ben de birkaç çuval patates çaldım. Ama sadece çocuklarıma çorba yapabilmek için. Doğru. Kaç yaşında Surun? Çocuklarımı savaşta kaybettim, ikisini de. Ah, ben de kaybettim. Ama bir tanesinin tam olarak ölüp ölmediğini bilmiyorum ve bu yüzden onu arıyorum. Bak Surun, senden bir şey yapmanı istemiyorum. Sadece anahtarın hangi gardiyanda olduğunu söyle ve gerisine karışma. Çocuğumu bulmaya gitmem lazım. Çocukların mı? Abi artı 4 ile atacağım RP'nden dolayı. 7'yi wow. Geçmen gerekecek. Ya geçer. Anahtar. Yaklaşıyor sana doğru. Sizi buradan ben çıkaramam ama anahtar onda. Deyip abi sakallı pis suratı olan mıymıntı bir herifi gösteriyor. Böyle uzun sakalı var. Gri sakalları o siyah sakalın arasına karışmış. Öyle bir tip. Surun, burada birazdan olacaklara göz yumabilir misin peki? Benim görevim üst kata bildirmek. Burada bir sorun çıkarsa efendim. Dostum, sırt sırta savaştığımız bir adama zarar vermek zorunda. Bırakma bizi. Ben de bir babayım Surun. Çocuğumu almaya gitmem lazım. Lütfen bana yardımcı ol. Lütfen birazdan göreceğin hiçbir şey söyleme. Belki de yukarıda seni birisi çağırıyordur ve ona gitmen gerekiyordur. Belki de tuvaletin gelmiştir. Ben bir babayım. Bırak çocuğumu bulmaya gideyim. Bir kere daha 7'yi geçmeni diyeceğim. Peki. Yukarı gideceğim. Geldiğimde görmemiş olacağım burayı. Yukarı doğru çıkıyor yaptık. Abi tabana bakacağım ben. Bu hücrenin tabanının şeyi nedir, maddesi? Mermerden. Ama demirlerin saplı olduğu yerlerin eritme, yani böyle geçme olduğunu gördüm. 1-2 santim mermerin içine geçirilmiş. Hey sakallı. Efendim. Gel. Yürü abi. Gel. Söyle. Yürürken şeyin önünden geçiyor mu benim hücrenin? Geçiyor. Unutma. Hırsızlığım iyi ama. Flight of hand diyor. Ha, okey. O zaman saldıracak sana. Belinde shinger sallanıyor.
Ama kemere takılmış yani. Bırak oyalayalım o zaman. Okey abi. Tamam, bir şey yapmayacağım. Hiçbir şey yapmayacağım. Hiçbir şey yapmayacağım. Buyurun. Bir gözüm kesti böyle ama devam ettim. Sakallı, sen çok yetenekli bir savaşçıya benziyorsun. Ben savaşçı falan değilim. Berganda askerlere iyi altın öderler. Ama başka daha kim iyi altın öder biliyor musun? Kim? Bunu burada söylememem gerekiyor ama biraz sıkıntılı bir durumdayım. O yüzden sana yanda çok para kazanabileceğin bir işten bahsedeceğim. Eğer ilgilenirsen tabii ki. Para her zaman çalışırım. Şu an yanınızda değerli bir eşya varsa, mesela şu adamın boynundaki kolye, ona karşılık ikinizi çıkarırım. Şöyle, Feanor'a bakamıyorum doğru. Şöyle yapıyorum abi ben. Tabii, kolyeyi ver ona Feanor. Kolyeyi bana iki fırlat. Değil. Önce ikimizi çıkar, kolyeyi ben sana elimle vereyim. Abi, zar atıyorum burada. Sana güvenmem için kolyeyi bana ver ki ben de seni çıkarayım. Kolyenin içinde bir harita var. O haritayı da biz olmadan bulamazsın. Asla. Özel bir büyülü sözle ortaya çıkıyor. Bizi çıkartırsan büyülü sözle birlikte kolyeyi ve vereceğiz. Ve elfçe. Elfçe bildiğini sanmam. Peki. Peki. Bana birkaç dakika müsaade edin. Hemen geleceğim. Tık, 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 tık. Yarra yedik amına koyayım. Evet, doğru gitti. İnan. Tek bir kişi kaldı içeride. Tek bir gardiyan var şu an. Hey. Onu deniyor. Gel gel. Hiç bir tabaksıyla sevişmiş miydin ha? bu gardiyanın üzerinde ne var abi? Abi gardiyan uzun bir peştemal giymiş. Bu belli bir büyücü. Çok düşük level bir büyücü. Güçsüz bir büyücü. Hey, sizin gardiyan. Adınıza üzgünüm. Neden? Çünkü suçsuz bile olsanız başınıza sizi öldürmemiz için para verildi. Yani suçsuz bile olsanız sizi suçlu gösterecekler efendim. Bu benim anladım. Suçum değil. Peki madem öleceğiz, kim yaptı bunu? Onu en azından bilelim. Deminki arkadaşım ve onun üst rütbeli bir komutanına para ödedi şu maskeli herif. Ama bu kadar parayı sizin için neden verdi bilmiyorum. Peki, şimdi biz daha fazlasını verebiliriz, bunu biliyor muydun? İşte bu. Biz bu kadar ediyorsak demek ki birileri için çok daha fazla değerli olabiliriz değil mi? Biz bir haritaya sahibiz ve bunu istiyorlar. Bizden öldürüp bu haritayı alacaklar. Hey abiler. Efendim. Gömülü hazinemizde bulduğumuz şu küçük mavi taşlardan birini göstersene şu büyücüye. Abi böyle bir tane çıkarıyorum. Çok göstermek istemiyordum üzerimize çullanmasın diye ama. Abi eline açtığın anda adam pat elinden aldı. Agrer'in. Demek Agrer'in bunlar. Zaten. Bunları nereden buldunuz? Geldiği yerde çok var. Harita burada deyip kolyeyi çıkarıp böyle arkeğinle biraz mavi yanmasını sağlamaya çalışıyorum. Büyülü gösteriyorum kolyeyi. Peki. Size şunun sözünü vereceğim. Sizi dürüst sorgulayacağıma ve en azından sorgu sırasında suçsuz çıkarsanız yalan söylemeyeceğime dair. Deyip attı abi tekrar mavi taşı Agrer'e. Adam. Abi. Hele. Adam ölecek. Olsun. Hey. Yaklaş. Evet, yaklaş. Sana doğru geliyor. Kulağına bir şey söyleyeceğim ama bunu yaptığımız şeyi kulağına söyleyeceğim. Gerçekleri madem bizi doğru düzgün sorgulamak istiyorsun. Bunu direkt geldi lazım. Abi. Söyle dinliyorum. Abi ben direkt herifin elini tutup içeri böyle kolunu koparırcasına bütün gücümle çekip tamam. Adamı tak 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 diye parmaklıkları vurup bayıltmaya çalışacağım. Abi bu senin için kolay bir hareket. Uf. Şöyle yaptın, betimliyorum. Tamam, paramparça. Hıt diye kafasını vurdun, ses çıkarmadan bayılttın. Pop diye hiç ses bile çıkmadı. Uzanıp anahtarı alıyorum üzerinden. Abi anahtar onun belinde değildi. Yukarı çıkan adamın belindeydi. İşte bu çok gereksizdi ya. Ay.
Ayağa kaydı ve düştü değil mi Mugen? Lanet olsun. Ayağa kaydı ve düştü. ama ne oldu biliyor musunuz? Bir dakika. Abi herif zaten yanımda şey yaptıysa abi adamın kıyafetlerini uzatıp oradan alıyorum. Kıyafetleri o aralıktan geçirecek kadardır. Kıyafetlerini evet. Alıyorum herifin. Evet. Herif çıplak yatıyor değil mi yerde evet. Şu anda? Kıyafet zırhını giyiyorum abi. Tamamdır. Çektin aralardan zırhı böyle yukarıdan attın şeylerin üstünden aynen. Falan. Evet. Ve silahıyla birlikte şeyde duruyorum. İçinde duruyorum böyle. Suratımı kapatacak şekilde. Duruyorum. Peki. Feanor eğer gelirlerse bu herifin ben olduğunu söyle tamam mı? Ya da durur. Ben yaparım. Beni buraya atmışlar gibi yaparım. Dur. Abi. Tık. Tık ayak sesleri. Hey yardım edin. Aptal yine başaramadın aptal deyip yerdekine bağırıyorum. Aptal adam. Abi, bizi buradan çıkaracağını söylemişti. Çıkaracağını söylemişti. Abi, yakalandık yine. Yukarıdan geliyor bu sakallı gardiyan. Burada ne oldu? Gelmemişsin. Bu geri zekalı herif beni buraya hapsetti. Geliyorum. Çıkar beni buradan. Abi anahtarlarını çıkardı ani bir şekilde. Bir zar atacağım. 13'ü geçmen gerekecek. Yüzümü göstermiyorum hiçbir şekilde. Anahtarlarına uzandı. Inspiration kullanıyorum. Oo güzel. 13 çok istedin ya. Inspiration'ınız var mıydı ki boy? Olacak tabii ki. Hayır ne demek ya, lan? Boyun yok. Tamam bir tane günana veriyorum. Ama boyun boyunca hayır, yok. Inspiration'ınız vardı normalde. Hayır. Yok. Her bölüm almayacak yok, mıydı? Yok her bölüm değil. Yunan'a bu öder şu an verdim. Yana. Şu an verdim. Bu kadar RP yapıldı. Yok. Başka yok. Yunan'a şu an bunu verdim. Başka yok. Yunan'a bunu verdim. Başka inspiration'ınız yok. Hey. Dalvin. İçeride kalmışsın. Abi çıkardı anahtarı. Çık açtı. Ve çıplak herife doğru gidip yüzünü çevirecek tam. Sen de. Boynunu kıracağım. Tamam arkasından gelip. Abi adamın arkasından gittin. Boynunu tuttun o da senin boğazına sarıldı. Bir anda kıramadın boynunu. Birbirinize sarıldınız güreşiyorsunuz abi. Abi şeye doğru itiyorum. Feanor'un hücresine doğru adamı itiyorum. İttin tamam. Abi Feanor'a doğru. Ellerimi çıkarıp tuttum. Herif bağırıyor. Ey yardım edin. Ağzını kapat. Ben still hayatını çekiyorum. Tolga life still attı. Pişşş diye bir büyü patladı abi ortalıkta. Sizi de zarar verdi ama herif bayıldı. Ve bayağı ses çıktı bu arada. Ama gelen giden yok 1-2 dakika sonra. Bütün hücreleri açıyorum. Aç abi aç. Silahlarımız abi, yakında mı orada Feanor, mı? Feanor şu adamın zırhını giy çabuk. Çıkarıyorum hemen giyiyorum ama önce bence Hebi giymeli. Hayır. Onu buradan şey yapıyoruz diye Tabaksi kölemiz diyeceğiz. Ah o güzel. O zaman tamam tabaksi çıkardım giydim. Tabaksi kölemiz ve Grim Joe Jagger'cek. Noble Joe. Tamam. Giydim abi. Taktım kaskı falan, şeyi, kapşonu falan ne varsa böyle. Abi, kimlerde Oraya kıyafet var? İki kişi de ben, kıyafet olabilir. Ben ve Feanor'da. Tamamdır. Noble Joe yanınızda, Hebi yanınızda. Yukarı doğru çıkıyorsunuz. İki kat indirmişlerdi sizi aşağı. Grim Joe'ya girecek. Şunu çok net söylemem lazım. Şöyle çıkıyoruz. Ben Feanor'la birlikte yan yanayım. Hı hı. Önümüzde Noble Joe ve Hebi var. Ellerini bağladık. Evet, ellerini bağladık. Size de anlatıyoruz şeydi. Abi işte şey gibi davranın, suçlu gibi davranın falan diye. Hı hı. Suratımızı falan kapattık biz tamamen böyle. Silahlarımız da belimizde. Bunların böyle şey yapıyoruz bunlara. Peki. Silahlarımız nerede bu arada? Bizimkiler nerede? Abi silahları en üst katta. Sizi şu an iki kat alta getirdiler ya. En üst katta giriş yerine bıraktılar. Böyle dev bir kasa gibi bir şeyin arkasında. Oraya doğru çok sakin bir şekilde ilerliyoruz biz. Bir üst kata doğru merdivenden çıkıyorsunuz. Önce yanınıza buradaki 47 yaşındaki gardiyan geliyor. Süper. Yanınızdan geçiyor. Abi hafifçe bakalım sizi veriyoruz. Tanıyacak mı? Önce atıyorum. Bak. Herif baktı. Tanıdı abi. Kafasını eğip devam etti yoluna. Tamam, aşağı doğru indi. O bir şey yapmayacaktı zaten. O gariban. Çıktık yukarı. Abi üst kata doğru yavaş yavaş çıktınız. Dönen bir merdiven var. Üst kata geldiğinizde... Müzik çok geldi.
Bir fısıltı duydunuz sağda. İki askerin konuştuğu. Bir anlığına bekleyip muhabbeti dinleyebilirsiniz duvarın arkasından. Ya da merdivene devam edebilirsiniz. Grup olarak. Ben dinleyeyim ya galiba. Dur, hep beraber durmanız gerekecek ya da yani. Ay. Öyle bir şansın yok çünkü. O zaman mantıken devam. Gruba ayırabilirsin bu arada istiyorsan da. Ben dinleyeyim, siz gidin de diyebilirsin. Tamam. Yok. Biz git. Tamam, biz ilerliyoruz, siz devam. Siz gidin ben dinleyeceğim. Tamam. Ben kimdeyim? Ben aldım şeyi. Hebi'yi ben aldım. İkinizi de aldı ya. Ben tek kalmadım mı? Ha, öyle yaptık. Tamam. İkinizi de aldım ben. Tamamdır. Yukarı doğru çıkıyor. Siz abi, siz merdivenlerden merdivenin kenarından çıktınız, görüşleri kapandı. Feanor dinliyor. Bu gece yapılacakmış, doğru mu? Evet, bu adamların sorgusu sırasında yapılacak. Peki Redoran kadar güçlü bir büyücüyü bu sırada öldürmek zor olmayacak mı? Bilmiyorum kimin planı ama çokça para verdiği ve İşlerin çirkinleşeceği söyleniyor. Redoran kadar güçlü bir büyücüye bunu yapabileceklerini sanmıyorum. Ama yapacaklar. Yapacaklar. Bunu ne için yapacaklarını dahi bilmiyorum. Redoran'ın bundan haberi olmadığına emin. Çünkü en güvendiği insanlar olduğu söyleniyor. Hey! Oradan bir ses mi geldi? Köşedesin abi. Koş. Yavaş ses böyle tıkı elf adımları tık tık tık. Zıplaya. Hey! Ben orada aldım. Biri var. Gördüler abi şeyi. Arkandan koşuyorlar. Feanor'un. Durdum. Tamam, durdum. Evet. Be cool. Ne oluyor? Niye aşağıda peşimden olman geliyorsun? Gerekmez mi aptal? Geç aşağı. Yukarıdan silahlarından birini getirmemi istediler. Sorgu sırasında sanırım o silahın üstünde kan var mı diye bakacaklarmış. Silah demek. Atıyorum abzarını. Silah demek. Doğru. Aptal ve saçma istekleri. Çık, silahlarını al. Çıktım, oh. Yetiştin. Adam da çok sinirli. Yetiştin abi. Yetiştim. Geldim. Bir üst kattasınız, üst katı betimliyorum. Şöyle bir yer. Günan Spotify'a bağlan oğlum, müzik çok giriyor. Çok ben bağlıyım. Ben inanılmaz gelin. İnanılmaz iyi bir planım var, buradan çıkarsak kırarız. Öyle diyorum. Hadi bakalım. Abi üst kattasınız. Burada o kasanın başında bir asker, 4-5 tane asker. Girişin yan tarafında konuşlanmış. Hücrelerde de 3-4 kişi. Hücrelerdeki insanların bağırdığını, konuştuğunu duyuyorsunuz. Su! Su! Su verin. Bir tane surat gördünüz abi. Mugen'in yüzüne baktı. Eanor'a baktı. Gözlerin ben olacağım deyip karanlığa doğru çekildi abi. İki adım geriye attı. Bu bir mahkum muydu? Evet. Bir mahkum gözlerin ben olacağım dedi ve geri çekildi. Okey. Silahlarımız bu odada mı? Bu odada dört gardiyanın yanındaki masada oturmuş gardiyanın arkasındaki büyük dev kutuda. Bu da tam tamam. Girişin yanında duruyor bunlar. Tamam. Şöyle yapıyorum. Henüz sizi görmediler. Buyurun. Okey. Bütün gruba şey diyorum. Bakın. 4 kişiye 4 kişi. İlk başlayanlarına gelirken dikkatlerini çekmeyeceğiz. Ben işaretimi verdiğimde aynı anda. Tamam mı? Tamam. Aldım silahlarımı. Hey. Bugün hangisi benim? Bana önceden söylemen gerek. Sırasına göre söylüyorum. Silahlarınız kutuda bu arada. Hebi. Gırtlaklarına yapışacaksınız hep beraber. Şu hançeri al deyip askerin üzerinden aldığım hançeri Hebi'ye veriyorum. Hmm. Elimin böyle tersiyle şey yapıyorum. Geriye doğru itiyorum. Hayır gerek yok. Pençelerim daha keskin. Peki. Agrere ver onu, agrere. Attım. Nereye doğru attım biliyor musunuz? Yere atıp ayağımla gözlerim ben olacağım diyene sürükledim. Ooo. Abi Günan'ın, pardon Mugen'in bana işaret ettiği adama Determined Surprise kullanacağım. Nice. Ama böyle hani göz ucuyla bakıyorum adama ve devam ediyorum yürümeye. Evet, aksiyonlarınızı alayım Agrar. Bana gösteren adama Blackfire atıyorum. Oh. Ya oğlum yavaş ya. Dur amına
koyayım hayır, lan. Hayır, elimde şey, çok gürültü çıkaracaksa atmayacağım. Oğlum hayır, bir dakika. Oğlum kombata işaret girmiyoruz. Dur amına koyayım. Bir dakika. Kombata girmiyoruz. Bu da Tolga ışıldar mı? Stonks. Adamlara kuda gra yapacağız. Direkt yani öldüreceğiz evet, adamları. Aynı anda şak şak assassinate evet. Ya. Evet. Oğlum elimle boynunu kırmaya çalışacağım. Olmayacak ama onu da söyleyeyim ya. Abi bıçak var, bıçak, bıçaklarımız var. Dur. Sakin ol bro. Al şu bıçağı. Al amına koyayım şu bıçağı. Al şu bıçağı. Ver. Vaktiniz var, konuşabilirsiniz. Daha sağ hayır. Vaktimiz falan, inanmıyorum ben buna. Biraz daha arkamıza adam çıkartacak. Heh. Evet. bana güvenmiyorsun biliyorum ama aşağıda ne konuşuyorlardı biliyor musun? Şimdi vaktimiz yok, sonra söylersin. Buradan çıkmadan söylemem lazım ona göre. Hayır hayır, vaktimiz olmadığının altını çiziyorum. Peki tamam, anladım. Vaktimiz olmadığının altını çiziyorum. He, DM korkusu devam. Tamam. Abi biz direkt adamların yanına gidiyoruz ve hey baksanıza, duydunuz mu olanları? Neyi? Bu adamların ne işi var burada? İşaretinle ben elim bıçakta. Abi yanlarına gidiyoruz direkt. Hı hı. Geldik. Diplerine kadar. Bam! Çak! Şık! Abi. Atıyorum toplu bir zar, kolay. Abi bir anda yaptığınız bu saldırı hepsini etkisiz hale getirdi. Ah be, süper. Abi hepsi böyle eş zamanlı yere düştü falan. Her şeyi alıyoruz kutunun içindeki. Bütün set, armor. Ne varsa alın. Silahlarımızı, kıyafetlerimizi, her şeyimizi alıyoruz. Abi arkanızdan o 47 yaşındaki adam geldi. Mızrakla. Sizi durdurmam gerek. Kaç buradan. Sizi durdurmam buradan. Gerek, üzgünüm. Kaç. Eli titriyor abi. Abi ben yavaş yavaş ileriye doğru giderken hafif... Mızrağını tuttu. Hayır. Ses çıkarıyorum, hayır. Intimidation atacağım, artı kim var. Güzel. Böyle diye ses çıkarıyorum gibi. Oo. Boğazdan yani. Adam mızrağını tutup Hebi'nin bacağına sapladı. Diye bacağına girdi mızrak Hebi'nin. Abi direkt boynundan vurdum. Yok direkt okla ağzına soktum oku. Diye vurdu abi oku. Paa düştü abi. Orus küçücüğü tamam korkmadı. Tamam abi, biz Hebi iyi misin? Ona bir gazi öldürttüm. Abi şunu görüyorsun. Bir tık Mugen için bir perception check. Çok önemli bir zar. Çok önemli bir zar. Abi Feanor. Abi Agrar 13'ü 1'ini geçmesi lazım. Dur bir dakika, artım var benim. Kaç var? Tamam artı geçti. Hebi geçti. Hebi duyabildi. Hebi. Mugen'in yanından, merdivenin yanından Mugen'e doğrultulmuş bir crossbow. Çıplak bir herif. Crossbow'u ateşlemek üzere. Abi direkt Mugen'e, kendim böyle eğilip Mugen'i direkt aşağı doğru çekeceğim benimle beraber, indireceğim aşağıya. Abi 13 ve üstü atman gerekiyor. Mugen'i tuttun abi. Kenara doğru atladın. Tış, ateşledi crossbow'u. Tekrar yerleştiriyor bir tane. Mesafesini tamam. Koruyor. Geçmiş olsun abi. Kadar çıkardım. Ekstra Feanor'da. Atak. Bir tane boynuna, bir tane bacak arasını. Abi. İki tane şak. İki tane ok sıktı Feanor. Adam merdivenin şeyden cephe aldığı için hemen kendini duvarın arkasına aldı. Oo. Abi hızlıca şey şeyde ben. Mugen'de, Agrar'da sonra. Ben direkt şey yapıyorum abi. Ambush. Oo. Zara F5'leyin ya. Mugen ayağını duvara bastı. Zıplayıp abi kılıcıyla beraber herifin üstüne indi. Şşş diye yukarıdan girdi herife. Ve herif kanlar içinde yere yıldı ve son sözleri şu oldu. Biz hainler. Zavallı orası bu çocuğu. Okey. Benim hamle yapmam lazım bu arada, çok hızlı. Evet. Maskemi elime alıyorum. Bacağımın durumu kötü çünkü. Mızrak girdi. Evet. Maskeye doğru bakıp iyi ve kutsal ruhum. Sizi son kez kullanacağım. Ardından özgürsünüz. Deyip maskeyi direkt bacağıma basacağım abi. Atıyorum. Sonra da salacağım böyle. Abi direkt bacağını iyileştirdiğini görüyorsun. Tamam gitmeden. Gitmeden bu gazinin üzerinde ailesine dair herhangi bir bilgi bulabileceğim bir şey var mı? Üstüne arıyorum. Atıyorum ya abi. Ya sen manyak mısın? Dur oğlum. Oğlum abi, böyle aksiyonlar bizi siktiriyor sonra. Yazıyor. Çok hızlı böyle. Şık üstünde şık. Yazıyor. Aldım cebime, attım o kağıdı abi. Euriel Haldwin. Ben tam giderken abi anahtarı alıyorum ve gözlerin olacak diyen adamın selini atıyorum. Hücresini atıyorum. Euriel'in babasını mı öldürdüm ama? Evet. Duydun mu diyem? Evet.
Adam alıyorum, alıyorum, atıyorum ve şey diyorum. Ol o zaman diyorum. Abi anahtarı selden attığın anda şunu görüyorsun. Kapının duvarın arkasında bir adam. Onurlu hareketin için teşekkür ederim. Çıkmak istiyorsanız beni takip edin. Birileri bunu yaptığınızın çoktan farkında. Güveniyor muyuz? Güvenmekten başka şansımız var mı? Hadi o zaman. Hadi tamam. Abi, çıkıyorsunuz beraber. Çıkıyorsunuz beraber. Herifle beraber şeye doğru gidiyorsunuz. Bu surların ikinci surun arkasındaki bir eve getiriyor herif sizi. Evin içinde oturuyorsunuz ve yavaşça kapıyı falan koyuyor. Kapıya bir tane küçük bir büyü yapıyor mühür. Sesleri falan duyabileceği. Bunu Feanor anlıyor. Masadasınız abi şu an. Adam soruyor. Hey Feanor. Anlatacağın şeyi bence şimdi anlat. Bir de ondan önce sen kimsin yabancı? Evet. Bize önce niye yardım ettin? Gözün işinize yarayacağını ve sizin de gözün işine yarayacağını düşün. Bana gözün üyesi olduğuna dair kanıt göster. Abi adam göğsünü açtı. Ateşle dağlanmış beyaz lekeli bir göz. Tamam. Bu göz dedikleri şey nedir Feanor? Göz Theodas'a, Kral Theodas'a sadık. Bir tarikat denmez ama bir grup, bir topluluk. Yeni yanındalar diye biliyorum. Öyle duydum, öyle değil mi? Evet. Peki o zaman anlat. Nedir, ne duydun? Keşke duymasaydım. Çünkü durdurup durdurmayacağımı bilmiyorum Mugen. Redoran bu gece öldürülecek. Harika. Kim? Bilmiyorum. Çok para veren birisi. Hatırlıyorsan çok para veren birisi bizi öldürmelerini istemişti. Aynı kişi sanırım. Hayır, işin içinde para yok. Para değil. İşin içinde başka bir şey var. Göz bugün. Bugün buna müdahale edecek. Ama kusursuz bir plan olmalı. Size güvenmem gerekiyor. Devamını anlatmak için ve bunun için benle bozulmaz bir kan yemini yapmanız lazım. En azından sadece bu olay için. Seni abi buradan biz çıkarttık. Şey sormam lazım. Hebi göz hakkında ne biliyor? Bir şey biliyor abi, mu? Abi gözün Talonzul'un işlerini mahvettiğini, Talonzul'un yaptığı Velen işlerini sekteye uğratacak bir sürü şey yaptığını, bunları biliyor. Tabaksiler yaklaşımı vesaire. İyimser. Okey. Eğer Redoran'ı... Evet. Sen anlat anlatacağını. İstediğim tek şey küçük bir büyülü kanva. Sadece bu olay için. Büyüden tamam. Anlıyorsanız benim de yalan söylemedim. Olayın ne olduğunu söylemeden neye emin edeceğimize emin olamam. Göz sizi buradan çıkaracak. Eşinizde olan adamdan sizi kurtaracak. Bugün sizle oyun oynayan biri var. Doğru. Üzerinizdeki büyüyü sezebiliyorum deyip abi Mugen'e doğru elini götürüyor. Mugen'in omuzunda mühürlenmiş siyah bir el izi onun elinin holy ışığıyla görünüyor. Ve abi onu siliyor. Bu birincisiydi. Hebi'nin karnına dokunduğu ve birinin Hebi'yi uzaktan izlediği bir şey. Bunu da siliyor abi. Wow. Müziğin sesi biraz fazlaymış abi bu arada galiba. Özür diliyorum. Kısıyorum hemen. İzleniyormuşuz. Demek ki o herife kendimizi dokundurtmayacakmışız. İsmin neydi? Gözün üyesi. İsmim Arctis. Arctis. Sence neden babasını öldürmek istesin? Sanırım gözün bu konudaki fikri şudur. Kendi çıkarları doğrultusunda bir şeylerin peşinde. Göz onun bir şeylerin peşinde olduğunu, bazı eşyaların peşinde olduğunu biliyor. Bunun için
Talonzul denen herifle bile anlaşma yaptı. Anladım. Aile kullanıyorum seni. Peki, Theodas nerede? Bu bilgiyi size verecek kadar üzgünüm. Ya diyor ve şey olarak söylüyor bunu. Theodas'ın tamam. Üst rütbe bir göz olduğunu anlıyorsun. Güvende mi? Tabii ki. Mugen, kararı sen ver. Redoran'ı bu şerefsizden kurtarmak mı? Yoksa bu şerefsizle birlikte bir de Redoran'ı düşman edinmek mi? Redoran'a düşman edinmek olay değil. Redoran'ın ölmesi ne sevinirim bile. Sadece Redoran ölürse bunun daha çok güçleneceğini düşünüyorum. Ki amacı da o zaten. Et yeminini. Yapmamız gerekiyorsa yapalım. Sizden bıçak çıkarıyor ve bir damla kan istiyor. Uzatıyorum ben de. Ben de elimi uzatıyorum. Ben de uzatıyorum. Herhangi bir incecik bıçağın ucuyla kanınızı alıyor. Kendi kanını da döküyor. Büyülü bir söz söylüyor ve bir iplik dolanıyor abi. Parmaklarınıza dokunuyor. Göz bugün toplanacak. Büyük üyeleriyle ve bu adamın sizle işi ne bilmiyorum ama Mugen'i gösteriyor. Sana kafayı takmış durumda. Seninle bir oyuncak gibi oynuyor. Hiçbir şey demiyorum. Sakladığın ya da gizlediğin bir şey olmadığına emin. Bizi bu konseyle tanıştıracak mısın? Madem bu herif bize düşman. Düşünüyor abi. Atıyorum zarınızı. Ya at. Müdahale edeceğim eğer. Tabii. Kötü gelirse. Edebilirsin. Çok üst rütbe gözle tanıştıracak ya yani böyle tamam, şey. Tamam. Kulağına eğilip bir şeyler söylüyorum. Bunu diyelim olarak senin biliyor, anlıyor tamam, olman lazım. Adam gözleri büyüyor. Ne? Bir sesim lazımmış. Açayım. Adamın gözlerinin büyüdüğünü görüyorsun. Ne olduğunu anladı ve şey dedi. Burada olacak o da. Tamam. Ben onlara güveniyorum. Şafak vaktinde burada olurlar. İstediğiniz gibi yiyin için ve dinlenin. Yarın büyük gün. Bir sürü suçsuz idam edilecek ve bu kargaşadan faydalanılacak. Fakat göz olarak sizin idamınız sırasında sizi kurtarıp olaylara müdahale etmeyi düşünüyorduk ama bize yeni bir plan gerekebilir. Deyip abi yukarı doğru çıkıyor. O zaman burada bir ara verin. Evet. Bir mola. Hadi bakalım. Çok gergin. Gergin ve heyecanlı mısın? Güzel ha. Göze geldik. Artist ne alalım pazarda şakası. Nasıl çıktık ama? Nasıl helal çıktık? Be. Aa, be helal mesela diyemi yenmek abi yine. Yine. Çıktınız bak yani benim çıkarma gibi ve bir şeyim yok. Şöyle söyleyeyim. Bir kere bile konuşmadık plan için. Direkt doğaçlama. Güzel çıktık. Güzel çıktık. Bizi tutuklamayın oğlum. Biz kaçıyoruz. Abi bu arada şeyi de anlamış olmalısınız. Hebi Vergan'da olduğu için çok gergin. Hiçbir evet şey evet evet. Hebi böyle hiçbir şey gibi. Hiçbir şey yapmıyor. Böyle can bildiğin uysal bir kedi gibi. Damarına abi basılmadığı sürece öyle kalacak. Abi kimliğinden dolayı şeyim. Hiçbir şey yapamıyorum. Götü tutuşuyor içten içe yani. İç surlardaydı bir daha az önce falan. Bakalım ya bu bir sürü tanıdığınız Mert Günan işte Zade olarak falan tanıdığınız bir sürü karakter idam edilecek bugün. İşin kötü yanı yani. Bakalım. Wow. Benim daha bugün için yazdığım bir şiir var. Bu arada onu okuyayım bari. Hı hı. Büyücünün peçi çıktı bereze duvara. Sal ve reis düştü karıya kumara. Haber salın Gedrin denen davara. Bergan'dan yola çıktır yiğitler. Yola çıkın çadırları toplayın. Atlarla ovaları kaplayın. Theodred derler yiğit öldü ağlayın. Bergan'dan yola çıktı yiğitler. Kuzeyde mavi gözlü Gedrin ürüdü.
Helgen'de bembeyaz kar bürüdü. Reis öldü, bir ejderha uludu. Vergan'dan yola çıktı. Anan vermiş Özdayına meyli. Yok nasılsa olsa zinanın delili. Gedrin piçi, senin günlerin sayılı. Vergan'dan yola çıktı gittiler. İbne imiş Vergan lordlarının hepsi. Yılan imiş Redoran Reis'in karısı. Seni bulacağım oğlum Gedrin hıyarı. Vergan'dan yola çıktı yiğitler. Ged Reis Alenya'ya boş değil. Taze dula bu yaptığı hoş değil. Gönül sevmiş gizli sevda suç değil. Vergan'dan yola çıktı yiğitler. Bu kıtayı bir daha okur musun lütfen? Evet. Ged Reis Alenya'ya boş değil. Taze dula bu yaptığı hoş değil. Gönül gizli sevda suç değil. Vergan'dan yola çıktı yiğitler. Bu ne abi? Bir şiir yazdım, sonuna geldin ya, son kıtasına geldin. 10 numara şiir bu arada. Ben bunu ezdara uludu, favori yerim bu arada. Ben bunu kesip atarım ha YouTube'a ayrı. Çok iyi bu. Öldüren Eren, kadın. Eren için okuyayım mı bir daha bilmem. Okusana, ben bu tam bu halini atayım YouTube'a. Arkaya da dur, fon açayım. Bekle abi. Açtım. Büyücünün piçi çıktı bereze duvara. Salve Reis düştü karıya kumara. Haber salın Gedrin denen davara, Vergan'dan yola çıktı yiğitler. Yola çıkın, çadırları toplayın, atlarla ovaları kaplayın, Theodred derler yiğit öldü ağlayın, Vergan'dan yola çıktı yiğitler. Kuzeyde mavi gözlü Gedrin ürüdü, Helgen'de bembeyaz kar bürüdü, Reis öldü bir ejderha uludu, Vergan'dan yola çıktı yiğitler. Anası vermiş öz dayısına meyli, yok nasıl olsa zinanın delili. Gedrin piçi, senin günlerin sayılı. Vergan'dan yola çıktı yiğitler. İbne imiş Vergan lordlarının hepsi. Yılan imiş Redoran Reis'in karısı. Seni bulacağım oğlum Gedrin hıyarı. Vergan'dan yola çıktı yiğitler. Ged Reis Alenya'ya boş değil. Taze dula bu yaptığı hoş değil. Gönül sevmiş gizli sevda suç değil. Vergan'dan yola çıktı yiğitler. Alenya kısmı dışında beğendim. Ama zaten şiirde onu da ayıplıyor şiirde. Diyor ki yani taze dula bu yaptı hoş değil diyor. Ejderha uludu. Ay. Ay. Hazır mı? Ben hazırım. Hazırsak. Boom. Abi. Bekleyene kadar yapacağınız aksiyonları alayım. Sonra gözün bu denilen üyesi. Tam nasıl bir yerdeyiz? Onu bana bir şey yapacak mı? Abi Vergan'da iç surların yani ikinci surun dışının yakınlarında bir evin içindesiniz. Köşe kuytu bir evin içindesiniz. Tamam, ben böyle bir çatıya falan çıkıp Arne'yi gözleyeceğim. Hemen geliyor Arne. Havada dolandığını görüyorsun. Tamam, ben Arne'yi aldım. Arne ölmemiş miydi? Arne ölmedi kardeşim. Tamam, benim sıram geçti. Abi ben bütün bu olayların ışığında bu herif bana şey dedi ya. Sen bir sır taşımıyorsun, yalan söylemiyorsun dedi ya. Evet. Ben biliyorum ama bir sır taşıdığımı, kendimin de anlayamadığı bir sır taşıdığımı biliyorum. Bu sırrı anlamaya çalışacağım biraz daha. Ne yapmaya çalıştığımı sen biliyorsun. Oturup meditasyon yapacağım. Ergo kodeksi anlamaya çalışacağım. Okey. İki zar atıyorduk kodekste. Oha. Tamam. Abi. Bir günü beklediğini hissediyorsun. Öyle bir gün ki geçmişte yaşadığın, kendini kaybettiğin ve sanki farklı biri olduğun bir gün bu. Yaşadığın en kanlı ve en kötü gün. Ama bugünü hatırlamıyorum değil mi? Asla hatırlamıyorsun. Ama yavaş yavaş anımsıyorsun. Kızıl bir renge bürünmüş topraklar. Turtuva'ya gelen ardı arkası kesilmeyen düşman saldırısı. Senin kılıcını kana bulaman ve en son cesetlerin üzerinde bir sürü cesedin üstünde oturman. Bu. Okey. Evet. Yavaş yavaş açılıyor. Abi ben pençelerime gidip böyle taşa ince ince ve böyle bildiğin doktor cerrah titizliğiyle pençelerimi yavaş yavaş şeyleştiriyorum abi. Keskinleştiriyorum.
Biliyorum tamam. Bildiğini aslında pençelerimi. Artı 2. Yani. Veriyorum. Atak. Şeylerine. Zarlarına. Tolga. Abi ben bana verilen o küçük hançer var ya. Oturuyorum. Odaklanıyorum. Ona büyü gücümü aktarmaya çalışıyorum. Ya bunu trainliyorum kendi kendime. Aslında smite trainliyorum. Okey. Gayet okey. Abi bir süre bekledikten sonra bir herif geliyor kapıdan. Kapı açılıyor. Yavaş yavaş içeri doğru giren herif Feanor'un belki de tanıdığı, ismen tanıdığı Theodas Silvergan. Wow. Yanında bir koruması. O da okçu. Koruması da okçu. Geliyor abi. Başıyla selam veriyor. Gözlerim bel olacağım. Sizden de aynı şey bekliyor. Sesi. Kafamla selam verip gözlerim ben olacağım diyorum. Aynı şekilde. Abi. Kanımasın ısındı buna ha. Şey diyor. Artis. Artis ben. Dediğin gibi. Yani gözün karar verdiği gibi. Rolümden hiç çıkmadım ama. Yakında bu saf rolünü anlayacaklarını düşünüyorum. Yani yapabileceğim birkaç bir şey daha var. Gedrin'in planlarından birini öğrendim. Hatta adamlarımdan biri o gümüş çanı bize getirdi. Ah! Adam böyle şaşırıyor. Ne? Evet. Planı birkaç eşyayı ele geçirmek ve pandemonyumdan bahsetti. Pandemonyumun kapılarını açacağını söyledi ama bunu yapacak gücü yok Artis. Pandemonyum hakkında bilgisi olan var mı diye dönüp size sordu. Kafam olumsuz yönde hareket ettiriyorum abi. Biraz ama nasıl gidilir, nasıl durdurulur bilmiyorum. Sadece efsaneler. Siz daha iyi bilmelisiniz kralım. Babanızın ve dostlarının orada bulunduğunu söylerler. Bir büyü ya da bir güç olmadan babam Theodred Silvergan benle konuştu. Derhal Vergan'dan ayrılacağım. Buradaki işimi bitirip Vergan'ı terk edeceğim. Yapmam gereken daha büyük bir şey var. Hem kral olmak. Ama krallık ve taç giyme töreni neredeyse bir ay sonra efendim falan dedi Haltes. Krallık ne taçta ne de sarayla olur Haltes. Hey be. Adamı ne koyayım adam. Ben Teodos'a hafif yaklaşıyorum. Kralım, izninizle size bir şey sormak isterim. Tabii. Taç giyme töreninde Vergan'da olacak mısınız? Olacağım, hem de o pisliğin tam ensesinde. Tamam. Böyle yapıyorum. Abi, öf, olaylar çok fena karışacak. Sikeceğim. Theodas Kral. Ben seni öldürmek için geldim buraya. Ne? Deyip böyle bir an şaşırdı, bir adım geriye attı. Elini kılıcına doğru götürüyor. Ben de bir adım ileri attım. Abi böyle araya şey yaptım. Ve ben de elimi kılıca götürdüm. Abi eli Silvergan kılıcında. Tamam. Theodas Kral. Ben buraya Turtuva'dan senin kanını dökmeye geldim. Bir adım daha geri attı abi. Bir adım daha attım ben. Hı hı. Theodas Kral. Geri adım atma. Kılıcımı çekip abi. Hı hı. Şöyle. Tekrar bir adım daha attım. Abi şın, o da çekti. Yan tutuyor kılıcını böyle. Ben yan döndüm şöyle. Ben kılıcı şöyle tutuyorum. Hı hı. Eğer geri adım atmasaydın sana kılıcımı sunmak isterdim. Ama bu durumla bir kral değil,
bir korkakla karşı karşıya geldiğimi görüyorum. Diye tekrar kılıcımı sokuyorum. Hı hı. Yine de bu krallığın Gedrin piç yerine sana daha çok ihtiyacı var. Sana bu yüzden yardım edeceğim. Abi Theodas'ın böyle hafif elleri titriyor. Ama şunu fark ediyorsunuz. Daha 20-21 yaşında, daha hani yeni yeni olgunlaşan birinin karşısında böyle bir aniden kılıç ustası kılıca çektiği için geriye adım attığını ve hafiften korktuğunu da görüyorsunuz ama böyle elin titreyerek tekrardan Silvergen kılıcını koyuyor. Ben de hayal kırıklığına uğradım açıkçası. Mugen olarak yani. Böyle bekliyor yanında Haltis'in. Sorun yok. Kral Theodas. Bana kral falan deme deyip böyle arkasını döndü. Biraz sinirli bir tavırda volta atıyor abi şeyde. Odanın içinde. Oda ev büyük mü böyle şey mi? Hı hı. Neyse zaman değil. Nasıl kurtaracağız Vekil Harç'ı? Hadi bunu konuşalım. Benim bir planım var. Ki göz planını bunun üzerine yaptı. En azından Noble John ve Tabaksi, şu kedi herifin... Kedi herif deyince böyle bir şey yapıyorum ben. Düzelip adama doğru bakıyorum. Üzgünüm, üzgünüm deyip düzeltti abi. Alışkanlıkları yenmek zor oluyor ama yeneceğime söz veriyorum. Kedi abi şey gibi böyle ırkçı bir söylem aslında. Evet, ama... sadece Tabaksiler ürüne kedi diyebilir abi. Kedi birey değil mi? Planını paylaşacak mısın Theodas Kral'la? Sizden idam edilmenizi istiyorum. Ne? Ölmemi mi istiyorsun yani? Sadece son anda müdahale edip karışıklıktan faydalanacağız. Ve Gedrin'le ne gibi bir... Gedrin'in foyasını nasıl ortaya çıkaracağız? Gedrin sizi suçlayacak. İdam sırasında bizim büyücülerimizden biri böyle gösteriyor kafanı. Haltis, ona göster. Abi kafana dokunuyor, yukarı doğru kaldırıyor elini. Böyle kafanın içinde olayların canlandığını, daha demin mahzende yaşadığın olayların etrafta zuhur ettiğini görüyorsun böyle. Daha güçlü bir büyücü. Haltis değil. Tam olaylar esnasında, tüm halkın önünde bunu yapacağız. Gedrin'se aptallığıyla baş başa kalacak. Anlıyorum. Ama arkadaşlarımla bir yalnız konuşmam lazım. Hey, her şeyden önce kraldan bir söz istiyorum. Veriyor. Kabul edeceğim ama... İleride tahta oturduğunuz zaman tabaksilere şu anki olduğu konumdan daha iyi bir konum vermenizi rica edeceğim. Lanetin ayrıca... Hayır, lanetin kalkmasını istemiyorum. Daha doğrusu istemiyoruz. Şu anki halimizden memnunuz. Yaşam süremizin çok kısa olduğunu düşünüyoruz ve bize bir çöp parçası gibi bakılmasına katlanmıyoruz. Ayrıca madem idam edileceğim ve maskem çok değerli bir besinini kaybetti. Öncelikle maskem için avlanmak isterim. Avlanmak derken neyi kastediyorsun? Bilmiyorum. Av dediğinde, av dediğin anda Theodas'la şey birbirine baktı. Böyle döndüler. Hafif çekimser tavırda birbirine bakıp gerildiler biraz. Merak etmeyin, birini öldürüp etini yemeyeceğim. Sadece suçlu ama güçlü birinin ruhunu maskeme besin olarak kullanacağım. Maskesi öldürdüklerinin gücünü alabiliyor kralım. Suçlu bile olsa ölmeyi hak ettiğine ben karar veremem. Bunu senin vicdanına bırakıyorum dedi Theodas. Güzel. Pekala. Peki başarısız olma ihtimaliniz? Oraya ölüme gidiyoruz bir nevi. Eğer ünefuk hata yaparsanız ben ve arkadaşım ölecek. Noble Joe. Kendini tanıt.
Sen burada en güvenmediğim adam olsan dahi seni bile kurtaracağımıza söz verebilirim. Kan yemini ettim. Bence daha büyük bir şey yapamam ki ayrıca şanslıyız ki Noble Joe değilim. Evet, şanslısın, şanslıyız ki sen Noble Joe değilsin. Pekala. Burada benim kafama bir şeyler uymuyor. Theodas Kral. Sen... Tabii ki Theodas'sın. Benim bildiğim Theodas Kral, benim kılıcım karşısında geri adım atmazdı. Ama bu teoriyi test etmek istiyorum. Noble Jove, doğruları konuşalım bu odada. Oo, aç. Abi, Theodas'la Mugen'in... Arkadaşlar, bu arada meta yapmayın ama bu herif Gedrin. Abi bana da çok garip hareketler. Gedrin bu. Etrafına Zone of Truth. Zone of Truth açacağında bileğinden tuttu. Birbirimize güvenmezsek ne fayda? Evet. Kılıcımı çekiyorum. Haltis döndü. Ral Theodas. Sakladığınız bir şey yok. Bırakın yapsın. Bırakın yapsın kralım. Kralım. Pelerinini geriye doğru savurup bana güvenmeyen adamlarla işim yok deyip tık 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 kapıya doğru ilerliyor. Dur, aç git, aç şunu. Bir adım daha atarsan. Abi elimi tuttu falan ya. Tutuyorum, bayağı tutuyorum. Gücüm de var. Tutuyorum ve çemberi tamamlıyorum. Heh. Çemberi tamamladığında ne oluyor biliyor musun? Ne oluyor? Üzerindeki illüzyon büyüsü siliniyor herifin. Amına koyayım yine ya. Bıktım ben. Rastgele bir herif. Bir kamınır. Helal günan, helal günan ya. Ben de diyorum ki herhalde hayatta kalsın falan. Yo, gerçek Theodas olsaydı geri adım atmazdı. Evet, kamınır abi bir tane. Helal mi? Haltis iyi ama değil mi? Haltis iyi. Okay, şokta herif. Herif şokta şu an. Sır verdik. Bir şey diyeceğim, bu random herif savaşçı falan mı yoksa bildiğin yani sokaktan yürüyen akıllı, biri mi? Akıllı, görevlendirilmiş, para verilmiş bir casus yani o anlamda kamınır. Önemli bir kişi değil. Ben tutuyorum. Bayağı iyi. Ben de aynen kılıcımı herifin gırtlağına getiriyorum agrar tutmuşken. Konuş. Bir şansın var, ya konuş ya da kellen gider. Peki. Ya da ben seni salmak isteyinceye kadar Araf'ta karanlık içinde otur. Sizinle kan binlerce bağı yaptım, o yüzden sadece yazarak anlatabilirim. Bana bir kalem verin. Hayır, kalem vermeyin. Büyü yapacak. Ayrıca bizimle kan bağı yapan kişi olabilir. Yazarak anlatmam gerekiyor. Sözlerim sizi falan böyle şey yapıyor abi. Bir kalem istiyor sizden. Hayır, sakın maskeyi kalem çıkarıyorum. Ve hatırladığım kadarıyla biz şey Artis'le yapmıştık şeyi. Abi Zone of Truth'ta evet. Değil miyiz? Zaten cevap vermek zorunda ya. Evet, maskeyi suratına doğru Zone of Truth'ta götürüyorum. Yavaş yavaş. Evet. Seni kim yolladı buraya? Kan bağı yapmadık. Ya konuşursun ya da binlerce sene karanlığın içine oturup kafayı yersin. Seçim senin. Abi herif konuşmuyor zaten. Tamam dur. Arne. Hey. Oğlum içerideyiz. Arne nasıl girecek? Eziyet aldım etmemize ben, gerek yok. Maskesini içeri çektiğim zaman onunla oyuncak gibi oynayıp zaten bilgiyi alabilirim. İyi. Çünkü Allah. Fikirleri benim fikirlerim. Özellikleri benim özelliklerim oluyor. Şimdi kaç bin yıl Araf'ta kalmak istersin? Adam geriye doğru adım atıyor. Mugen var. Mugen'e çarptı. Pat. Agrar tutuyor. Atamaz. Atıyor mu? Ha tamam. Pençemle böyle omzuna tak diye tutuyorum. Zaten keskinleştirmişim. Yavaşça sıkıyorum abi. Ve maskeyi suratına böyle gömüyorum. Ve böyle şey yapacağım. Bir zar at, ondan sonra şeyleyeyim. Tamam. Evet abi. Yap efendim. Abi adamı direkt böyle maskeyi suratına koyduktan sonra maskeyi yavaşça böyle çekiyorum. Ve böyle beyaz ruhumsu bir şey o maskeyle beraber devam edip maskenin içine giriyor. Evet. Şimdi bana biraz izin verin.
maskenin içine girip adamı kimin görevlendirdiğine vesaireye bakacağım. Deyip en köşeye geçip abi maskeyi suratıma takıyorum ve adamın anılarında adamın düşündüğü şeylerde gezmeye çalışıyorum yani. Abi 15 attığın için anlatıyorum. Hey, gideceksin ve bu adamlara mahzeni hazırlayacaksın. Geldiklerinde aptalın beline kolay bir yerde görünür bir anahtar tak. Gözlerim hep üzerinde olacak. İki tane muhafızı içeri koy ve sürekli aynı rotada, aynı rotada yürümelerini söyle. Bir adım önümüzdeyiz ya. Sense gözün bir buluşma, bir planı olduğunu biliyorum. Altis denen herif ne planlıyor, ne düşünüyor bilmiyorum ama hepsini öğrenip bana getir. Büyük ihtimalle Altis onları kurtaracak ve evini alacaktır. Şu an plan her şeyiniz adamın kafasında. Bu Gedrin'e giderse tüm plan alt üst oluyor. Evet. Şimdi düşündüm. Abi maskeyi yavaşça çıkarıyorum. Direkt Altis'e doğru gidiyorum. Şu izlerden var mı diye üzerimize bakar mısın? Arne'ye de bak. Abi tertemiz. Kimse de iz yok. Yani o iki tane temizledikten sonraki hiçbir şeyi bilmiyor. Sizin bu organizasyonunuz böyle çok hayatta kalmaz. Her şeyi anlatıyorum. Ve bu adamı Gedrin yollamış. Ve Theodos'un kılığındaydı. Evet. Yani organizasyonunuzla ilgili her şey ve Theodos'un organizasyonunuz içinde olduğu biliniyor. Ayrıca Theodos'un Vergan'dan gideceğini de biliyor. Peki Theodos nerede şu an? Burada olmalıydı. Eğer onun taklidini yapıyorsa büyük ihtimalle Theodos şu an bir mahkumlmuş olmuş bile olabilir. Ya da ölmüş. Hayır. En tek son Theodos, en son ne zaman haber aldın? Kralınız tek başına mı seyahat ediyor Altis? Hayır, yanında onu koruyan bir koruması vardı. Bir saniye, korumaya dönüyorum kapıda ben. Kapıda abi, şeyde, kapının dışında bekliyor koruma. Abi gidiyorum korumaya doğru. Hı-hı. Pardon, gelir misiniz? Kral Theodos rahatsızlandı. Peki. Tık 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 abi, kapıdan içeri girdi. Abi adamın hemen yanından giderken, birazcık daha telaşlıdır yüksek ihtimalle. Hı-hı. Ayağımla ayağına vurup adamı direkt şu tak diye yere indiriyorum böyle. Abi adam havada takla atarak yere yapıştı. Yere düştü. Aa! Ben de oku çektim böyle üstüne tutuyorum. Bu adam mı koruması? Hayır. Abi adamın direkt göğsüne bakın diyor. Göğsünü açmanızı istiyor. Aç. Adamın göğsünü açıyorum ama benim hep boğazımda böyle. İz yok. Tamam, direkt pençelerime şart diye boğazını yırtıyorum abi yerde. Paramparça oluyor abi. Bir konuşaydık nerede? Çok konuşkan tipler değiller. Konuşmak için zaman geçti. Kılıç onlarda, kılıç. Kılıç ne kılıç olduğunu bilmiyorum ama bu herifler Theodos'a bir şekilde zarar vermiş olabilirler. Ben kılıca bakıyorum. Evet. Hakikaten Silvergen kılıcı mı diye bir... Yok abi, Örse değil. Değil. Ha, o da çakma. Tabii. Bu görevi tamamlamamız gerek. Yoksa... Öncelikle sakin olman gerek. Planlanan her şey boşa gidecek. Abi aklıma şey geldi bir saniye. Elimi yere koyuyorum ve aynı rotada giden iki tane muhafız arıyorum şu an şeyin içinde ayaklara bakarak. Yani aynı rotada gidecek iki Hı-hı. tane muhafız. Durmadan aynı rotaya gezen iki muhafız hissetmeye çalışıyorum. Yok abi. Yok. His yok. Bu herif büyücü müydü bu herif? Evet, büyücü ve aynı zamanda bir ok kullanıyor. Bizim şeklimizi değiştirebilir misin? Değiştirebilirim ama görev ya yapacağımız plan tam zamanında göz burada olacak. Bana güvenmeniz gerek. Hayır. Theodos yok ortada. Herkes. Planı yapan Theodos'tu değil mi? Evet. Yani az önceki Theodos'tu. Hayır, o değildi. Göz kararlaştırdı bunu. Ve deyip adam kafasını tuttu. Plan ondan çıkmayacak. Ya da adam böyle şüphede abi, bilmiyor. Allah Allah. Farkında mısın? Şu an planınız zaten ortaya çıktı, çıkmış ya da. Tamam, şöyle yapalım. Hı hı. İkimiz burada kalalım, ikimiz çıkıp Theodos'u arasın. Ben çıkamam. Bence bunu yaptığımız an inisiyatifi kaybederiz. Şu anda Gedrin bu evin içinden çıktığımız an
bizi izliyor olabilir. Yapmamız gereken bir şekilde Gedri'nin planının çalıştığını izlemek. Bu evin içinden buraya sonradan giren iki kişi olarak, yani Theodas, fake Theodas ve fake koruması olarak çıkarsak anlamaz. Evet, ayrıca bu şekilde çıkmanız gerek. Yoksa tespit edildiğini ve öldürüldüğünü anlayacaktır. Fake Theodas ve fake koruması olarak çıkıp bir şekilde gerçek Theodas'ı aramamız gerekecek. Bir saniye. Bu Gedrin denen adam bizim üzerimize bazı izler bırakmıştı. Hı-hı. Ya bu adamlara da bıraktıysa ve şu an zaten öldüğünün farkındaysa bu adam. Baktırdık. Haltis'e bakmadın mı? Haltis onları. Diğer ölenlere baktın mı? Haltis ve şey de baktı. Hebi de baktı. İz bıraktığı bir anı yok. Tamam. Pekala. Pekala. İki kişi burada duracak, iki kişi de dışarı çıkacak. Kim çıkacak? Benle... Fake Theodas'ın anıları bende maskeden dolayı var. Maskeyi taktıktan sonra Gedrin'e haber göndermek için nereye gideceğimizin her şeyin farkında olabilirim. Yani... Bende de iz sürme var, isterseniz çıkabilirim. Theodas şeklinde çıkabilirim. Koruması olarak çıkabilirim. Ya da Mugen. Açıkçası senin buradan çıkman duygusallığın yüzünden görevi sıkıntıya sokabilir. Çünkü haklı Feanor. Mantıklı karar veremiyorsun söz konusu Silvergan ailesi olduğunda. Neden acaba? Tamam. Hebi ile ben çıkayım. Hebi, Arne aramızdaki iletişim sağlasın. Bir şey olduğunda bunu bize yollayın deyip kart Arne'yi sana veriyorum. Mugen, peki sen başarabileceğin mi? En son Gedrin'i gördüğünde... Yapmam gereken sadece yanda durup sessiz kalmak. Bütün konuşmayı Hebi yapacak. Bir şey olduğunda kulağına fısılda bana gelsin Hebi. Peki. Hey, Arne eğer omzumda olursa... Omzunda değil, uçur. Uçuracağız. Peki değiştir şeklimizi büyücü. Abi, ben maskeyi takıyorum abi. Ve kıyafetlerini falan değiştiriyor Hebi'nin. Senin de direkt tipini değiştiriyor. Büyü ne kadar etkili olacak ve neyde de bozulacak? Herhangi bir temas, şu bu, bunlar da bozulmayacak. Fakat saldırgan bir aksiyon, vücudunuzun acı çekmesi, yoğun korku, tedirginlik, hisleri yoğun yaşamanız büyüyü bozacaktır. Bunlar da o yaşanmaz, merak etme. Aman Allah. Yaşanmaz. Peki, önce nereye gideceğiz? Hebi'nin anılarına giriyorsunuz. Evet. Silvergan Sarayı'nın arkasında. Bir kulübenin arka tarafında bir ev var. Ben buradayım. Konuşma bu burada yapılıyor. Konuşma burada yapılıyor. Yani bize oraya gel haber verme dedi ana da. Evet. Tamam. Go. Gitmeden önce de eğer işler çok ters giderse ve biz gelirsek ve siz savaşıyor olursanız... Evin altında lağım gibi bir yer bu arada. Yani lağıma hani kanalizasyon yani gibi bir yer. Direkt nokta atışı gideceğim zaten. Tamam. Biliyorum çünkü. Adamın... Savaşıyor olursanız diplerine durmayın. Onlardan uzaklaşın. Atom bombası atacak yine Agrar. Hey Agrar. Bu adamla kaç kez dövüşmeyi denedik? Bir kez. Hayır, iki kez. İkisinde de ne oldu? Hayır, savaşmak yok. Aynen öyle, savaşmayacağız. Aklınızı kullanın. İşler çığırından çıkarsa dedim. Eğer yakalanırsak idam saatinde bizi bulursunuz. Evet. Merak etmeyin. Yani herhangi bir şekilde direnmek için bir şey yapmayacağız. Fakat bizi idamdan kurtaracak olan da sizler olacaksınız. Bunu bilin. Abi, hem gene dönüp şey diyorum. Eğer asılırsan ipini ıskalayabilirim. Ben... Göz kırpıyorum sana. Hebi, senin için tedirginlik üzerinden her 10 dakikada bir zar atacağım. Niye? Hebi karakterinin, ben DM olarak sen de onaylarsan, bu olay üzerinde tedirgin olduğunu düşünüyorum. Var mı? Yoksa ben atmayacağım. Ben tam tersi pindalıma falan gittiği için rahattır diye düşünüyorum. Okey, tamam. Ben sana sordum. Karanlık işler içindeydi çünkü ne bu? Tamam, okey. Nebula'yla çalıştı. Tamamdır. Bana eğer karakteriniz tedirgin hissederse ama lütfen söyleyin. Ama öfke için atabilirsin. Öfkelenebilir, tedirginlenmez. Tamam. Bana bunları söylemenizi istiyorum. Ben okey, ben söylerim. Biliyorsun abi, zaten ya, ne zamandır oynuyoruz. Çok işte. Tamam, Mugen'in şey yapmayacağını biliyorum. Duygu, ben bir suikastçıyım yani. Duygu olarak... Abi,
söylenen konuma doğru ağır adımlarla gidiyorsunuz. Ben bir de buraya bir stealth müziği açayım. Ama heyecan bir de bunu bulmasak, bir de bunu bulmasak nasıl ölecektik var ya. Of, kaza tuttu. Herif çok güzel oynuyor bizi de. Ve bir şey diyeceğim, yani hikaye de çok dark ha. Yani önceki sezon gibi işte şey öldü, Zales öldü, hemen gidip canlandıralım. Evet. O ölen... ilk evlenişers masaldı. Bu daha farklı bir şey. Abi. Anlaşılan, sözleşilen mekan bir evin altındaki, sarayın arkasındaki evin altından girilen kanalizasyon gibi bir yer. Üstümüze bak, korktum amına. Abi yavaş yavaş geliyoruz oraya. Ananı sikim mekana bak. Mortal Kombat lan. Abi. Mugen ve Hebi ağır adımlarla aşağı indi. Arne sayesinde bir zar atıyorum size. Arne yukarıda uçuyor. Okey. Vermiyorum bir şey. Anılardan şeyi hemen yürürken şey yapacağım, bulmaya çalışacağım. Bu adam Gedrin'le konuşurken Kan ve Ay selamı verdi mi? Kan verdi. Ve Ay deyip evet. Selam verdi mi? Evet. Çok güzel. Aferin. Yanındaki vermeyecek. Sen vereceksin. Arne'ye 5 dakikada bir at. Çünkü sürekli uçuyor illa bir tanesi. Tamam, ben bir kere daha take 20 yapayım mı onu ben? Ya. Yaptım abi. Telepatik bağınız var Arne sayesinde. Okey. Tamam. Arne zaten telepati kurabiliyor sevdiği kişilerle. Abi yürüyorsunuz. Bekliyorsunuz kanalizasyonun tam ortasında. Aynen resimdeki gibi etrafı lağımla çevrilmiş. Çıkmaz sokak gibi bir yer böyle. Basık ve boğuk bir hava var. İğrenç kokuyor. Var mı kendi aranızda yapacağınız bir şey? Henüz biri yok. Sessiz yok, bir şekilde bekliyorum ama plus olarak şunu söylemem lazım. Koku duyumu rezalet durumda. Kokudan hiçbir şey anlayam. Tamamdır. Abi. Elinde bir figür olan, elinde bir kolye olan bir adam, yüzünde farklı bir maske size doğru geliyor. Anılardan tarıyorum abi. Evet abi o. Gördün. Karşı karşıyasın şu an Ebe. Efendim, çok güzel haberlerim var. Kan ve Ay. Kan ve Ay efendim. Baktı sana şöyle bir. Şey. Çok az tedirgin oldum bu arada Hebi'yle. Çok az. Atıyorum zarını. At. Okey. Haberlerin nedir? Bütün olanları anlatıyorum abi yavaş yavaş. Detaylı detay. Demek ama öyle. Küçük değişiklikler yaparak. Şey diyor. Demek tüm idam bittikten sonra bir ekiple gelip saldıracaklar falan, başka başka şey yapıyor. Demek öyle ha? Ha. Peki karalaştırılan yere geldiler mi? Plan istediğimiz gibi işledi mi? Plan istediğimiz gibi işliyor efendim. Kaç kişiydiler? Anılardan tarıyorum, kimleri soruyor? Abi bu şeyi, ekibi, sizin ekibi soruyor kaç kişi olduğunu. Bizim ekip derken bizim dörtlü değil mi? Evet. Evet. Üç kişiydiler, bir tanesi yoktu efendim. Demek üç kişi. Hangisi yoktu? Hangisi? Şu aptal tabaksı. Aptal tabaksı. Onu o işaretle evin içine kadar takip ettiğimi hatırlıyorum. Doğru hatırladığına emin misin? Abi evet, hislerin şu an tedirginlik ıvır zıvır, çabuk. Tedirginlik var. Atıyorum. İyi, yüksek attın. Efendim zaten evin içindeydi. Daha sonra yanlarından ayrıldı ve bir daha onu göremedim. O yüzden üşledim. İşi garantiye alıyorum. Demek öyle. Peki. Tam idamdan sonra bize saldıracaklar. Tek başıma halledebilirim ama bu eğlenceli bile olmazdı, değil mi? Hiç eğlenceli olmazdı.
O kılıçlı velede. Kılıçlı turtuva piçine taktığım eziyet mi? Etmek istiyorum. Hem de kan ve ay gününden önce. Lanet kan ve ay günü gelmeden turtuvalı pisliği temizlemeliyim. Günan, sinir, öfke. Yok, ben taş gibiyim. Tamam. O turtuvalı pisliği temizlemeliyim. Ben iki gitmemişim. Ama biraz eğleneceğim onlarla. Biraz eğleneceğim. Peki şu... Yanlarındaki... Hey sus! Deyip ben... sana doğru elini uzattı abi. Ama ne? Hemen başımı eğdim hemen. Sultanım. Abi elini kaldırdı böyle. Elinin içinde ağız gördüm bir tane. Ağzı kapalı. Oradan konuşuyor. Bir kelime daha. Ve... Bir kelime daha. Elini kapattı abi. Söyle bakalım. Bu planı... Bu planı bana doğru anlattığından emin misin? Eminim efendim. Çok kendinden emin söylediğin için son zarını artı 3'le atıyorum. Okey, kabul. Oh, gerildim. Peki. Tık. Tık. Yanınıza doğru yürüyor. Etrafınızda. Yapmamı istediğiniz başka bir şey var mı efendim? Var. Var. Öldürecek. Dinliyorum. Etrafında dönüyor. Tık. Eyvah. Tık. Eyvah. Abi herhangi bir hebiye herhangi bir şekilde öldürme aksiyonunda bulunursa ben direkt şeyimi tutuyorum. Ne derler? Şeyimi tutuyorum. Şeyimi tutuyorum. Resmi tutuyorum. Yanda izleyip mastürbasyon. Şey abi. Artful Dodger'ı hazırda tutuyorum. Tamam. Abi gerildik. Teodas. Abi bir şey sormam lazım. Evet. Çaktırmadan Cat's Grace kullanabilir miyim? Yani onu hazır edebilir miyim çaktırmadan? Evet. Tamam, ben de onu hazır ediyorum. O ne ya, biraz açıkla, biz bilmiyoruz. Cat's Grace şöyle bir şey abi. Bir dakika boyunca akrobasim, çevikliğim, her şeyim artı 4 alıyorsun. Günan sen de anlat skillini. Abi Artful Dodger herhangi bir şekilde bir saldırı geldiği zaman o saldırıyı otomatikman dodge diyor ve karşılıklı otomatikman damage veriyor. Tamam. Abi. Theodas yakalandı ve şu an büyük bir illüzyon büyüsüyle süslendi benim tarafımdan. Niye yakalandı? Biz suçlu olarak ölecek. Biz suçlu olarak ve bu büyüyü bozamayacaklar. Deyip cebinden ne çıkardı biliyor musun abi? Ne çıkardı? Velen. Orospu evladı. Keskireysem hazır mı? Hazır. Sakın bir şey yapma oğlum, dur. Abi çok riskli ama olursa çok iyi olacak. Yapma oğlum lan, yapma manyak. Ayda. Bıraksın salsın, bize gidelim. Theodas'ı kurtaralım. Şu an... Tamam işte, Theodas'ı kurtarmak için riske gireceğim zaten. Ama şu an meta olur ya, adamı bir evet. Konuşabiliyorsunuz aranızda. Bizi insan olarak. Değil mi? Hey Mugen, birazdan yapacağım şey için lütfen beni suçlama ve kaçışı hazır ol. Hayır. Sakın hiçbir şey yapma diyorum. Bu lanet Velen'i daha önce gördüm. Ve tabaksilerin vücudu Velen'i çok iyi kaldırabiliyor. Muhteşem bir hız, muhteşem bir güce sahip olacağım. Ben karşı abi, üzgünüm. Ya bu herif bunu duyar ya. Ve şöyle dedi. Aslında yüksek dozda Velen kullanımı bir tabaksiyi öldürebilir. Hassiktir ya. Abi beyitlendik amına koyayım ya. Abi. Ama ne yapayım, hebeyim ben amına koyayım. Ben de biliyorum o adamın bizim konuşmamızı duyacağını. Biliyorum ama hebeyim, kusura bakmayın. Cat's Grace'in var mı? Ha, senin Grace'ine be. Ya rayedik zaten, adam biliyor her şeyi amına koyayım. Uçur Arne'ye söyle. Arne'ye çoktan yolladım zaten, yani duyuyor çok Arne bunları. Çok fazla şey biliyorsunuz artık. Buraya kadar beni kandırmanız bile, buraya kadar beni kandırıp planımı öğrenmeniz bile takdire şayandı. Aslında. Böyle döndü abi. Bir büyü hazırlıyor belli. Pat! Mugen'e çarpıyor abi büyüyü. Black Fire çarptı. Mugen kılıcını çekip şil diye dodge'ladı ve yandan kesmeye çalıştı abi. Kılıç adamın içinden geçip gitti.
Bu esnada ben Cass Grace elindeki veleni kapıp koşmaya başlayabilir miyim? Deniyorum. Çok kolay bir zar. Artık... Bize haber geldi mi bu arada? Geldi. Biz geliyoruz abi. Ben geliyorum. Abi veleni elinden aldı. Dur. Ne? Veleni elinden aldı. Ben aldım değil mi? Evet. Tamam orospu çocuğu. Veleni 20 mi de? Ben o veleni içmez miyim? Piç. Çeyreğini içiyorum o velenin. Çeyreğini. Yani çeyrek dediğim ben kullanımını tam bilmiyorum. Çok tamam. Fazla değil. Ama hani beni taş taşlı yapacak bir miktarını içiyorum. Abi. Veleni içtin. Böyle kudurmaya başladın. Tüylerin falan kabarıyor. Pençelerin yemyeşil. Sesinin kalınlaştığını ve garip bir hal aldığını gördün. Mugen. Etrafında bir sis bulutu dönüyor. Dönüyor abi. Yani. Evet. Yani abi gerçek, burada Gedrin'le bir kombata niye giriyoruz ki? Çok gereksiz oldu. Girmeyeceğiz ki, veleni ondan dolayı içmedim ki. Mugen sırtımı atla. Atla abi atla. İri yarı bir şeye dönüştü kocaman. Bu arada Cass Grace'im var, velenim var ve postürümü değiştireceğim, sikimi yakala. Koşmaya atlıyorum. Başlıyorum abi, tapır tapır. Abi atıyorum, artı 12 ile atacak. Artı 4 Cass Grace. Artı 4 velen. Postür artı 4. Direkt crit success. Takır takır. Tırmana tırmana böyle. Tapır koşuyorum. Sırtımda mı geldi? Tap. Nereye gidiyoruz? Bizimkilerin yanına buluşmaya gideceğiz. Hayır. Saraya gidelim. Hangi saraya? Vergan Sarayı'na gidelim. Şu anda söylemezsek öğrendiklerimizin hiçbir anlamı kalmayacak. Kime söyleyeceğiz? Kim bize neden güvensin? Çıldırmış bir tabaksı ve bir kılıç ustası. İşte tam bu yüzden güvenecekler. Abi önünüzde bir karakter yavaş yavaş samınlanıyor. Dimension Door. Kapı açıldı, karşınıza çıkacak. Ay biz neredeyiz? Kim? Çıktınız nerede, koşuyorsunuz şeye diye tahmin ettim. Gedrin mi çıkacak? Bu mekana doğru. Bir tur sonra sizi de getireceğim. Evet. Gedrin mi? Evet. Herkes saraya, saraya diye bağırıyorum abi. Direkt böyle pençeyle böyle tırrrr diye tutuyorum böyle. Hı-hı. Arka ayaklarımı getirip tap diye vuruyorum, devam ediyorum saraya doğru koşuyorum. Abi atıyorum artı 12 ile atacaksın. Abi şşş diye kenara doğru çıktın ve saraya doğru olabildiğince sırtınla Mugen yapışmış koşuyorsunuz. Abi arkanızdan bir büyü kullanacak. Bakalım çarpacak mı? Fireball iki eliyle enchanted hem de şey. Maximized Fireball. Next abi, save atabiliyor muyum? Evet için? Evet. Şeyle olduğun için eksi 4 vereceğim. Sırtında olduğu için. Okey. Farklı bir hamle yaparsa Mugen ki zıplayıp dodge'larsa falan değiştirebilirim mekaniği. Nasıl yani ya? Zıplayıp da dodge'larsam falan sırtından değiştirebilirim. Ben evasion'ımı kullanırsam ne olur peki? Kaçabilirsin, bonuslu alırsın save'i. Bayağı bonuslu alırsın. Mugen o da kurtulur mu? Bırakmazsa. Okey, evasion'ımı kullanacağım ben. Abi atıyorum. Abi iki elini birleştirdi. Fireball'u salladı. Atacağım evasion'ını. Abi yukarı doğru tutundun. Kendini bir sağa bir sol çapraza fırlattın. Ve aradan geçip gitti. Kaçmaya devam ediyorsunuz. Son senin hamlen. Son onun hamlesi sonra çıkmış olacaksınız. Söyle hamleni. Koşmaya devam mı? Tünelin sonuna abi, doğru ilerliyorsun. Koşmaya devam ama böyle... Dümdüz değil, zikzak çizerek böyle duvara yanlı NASCAR arabası gibi falan tap Mugen, durmadan yer yön değiştiriyorum. Ben sırtındayım hala. Tamam. Abi ellerini birleştiriyor. Derin bir nefes çekiyor. Abu Dalsim Blackfire. Attı mı? Keşke bir şey yapsaydım ya, şimdi aklıma geldi. Reaksiyon olarak bir şey yapabilir miyim? Yapabilirsin, çabuk söyle. Abi Floating Earth, yeri kazıyorum. Hızlı bir şekilde ve yerin altından çıkacağım böyle. Abi derin bir nefes çekip... Tüm tüneli üfleyerek tüm tüneli ateşle doldurdu. Ve yerin dibine floating earth attığın için yerin dibine girdin. Ve değmedi ateş sana. Tekrar şeyin dışından çıkarak sarayın önüne doğru geldin. Bizimkileri gördün yolda. Mugen'i şöyle sırtımdan atıyorum abi direkt. Velenin etkisi geçiyor bu arada. Küçülüyorsun tekrar hafiften. Tamam. Velenim var bu arada. O veleni direkt şey kemerime taktım abi. Umurumda değil. Gizli bir yere koydum veleni yani. Tamam. Ne görüyoruz abi sarayın girişinde? Abi sarayın girişinde böyle yerden çıktı bu. Sizi görmediler. Yan tarafındasınız. Girişte bir sürü muhafız ve bu idam törenine falan hazırlanılıyor.
Ya Redoran falan yok değil mi orada? Yok. Tanımış birisi yok değil mi? Yok abi, içeridedir büyük ihtimalle. Sarayın içine girebilir miyiz abi bu karışıklıkta? Deneyebilirsiniz. 4 kişi. Bilgileri aldığınızı düşünüyorum. Aldık. Geodos illüzyonlar içinde kurtarılmayı bekliyor. Evet ama nerede Abby? Bunu öğrenebilseydik keşke. Zaten her şeyin farkındaydı. Gedrin bir çocuk değil. Bir akıl hastası. Tamam, Haltis'i yolladım. Theodas'ın peşinde. Nerede olduğunu bulmaya çalışacak. Feanor, sen ve ben saraya gireceğiz. Happy ve Agrer bütün gardiyanları idam yerine oraya toplayacak, tamam mı? Gel saraya girip ne yapmayı planlıyorsun? Redoran ile konuşacağız. Başka şansımız yok şu anda. Tamam. Hey, muhafızları nasıl toplayacağız? Sen bir tabaksisin. Büyük düşün diye koşuyorum. Orada olmamız galiba yetecek ha. Evet. Orada olmamız yetecek ve artacak bile Agrer. Evet. Aksiyonlar alayım. Unutma, yanımızda Nobuljov da var diye bağırıyorum. Abi tırmanarak falan bir yerlerden bir açık bir cam bir şey sur. Abi iki surlu ya burası. Sarayın kapısının önündesiniz. Bir surun içinden girip direkt sarayın içine girebilirsiniz o kapıdan. Yes. Direkt. Şeyi çok alayım Zade ve Agrer'in. Abi bizimki çok kolay zaten. Ben böyle kendimden emin adımlar atarak. Ah, Verga muhafızlarına bak. İç surlarda bir tabaksı ve Nobuljov geziyor. Abi döndüler. Etikler ha. Abi etrafınızda... insanlar ve çocuklar izliyor olmasa sizi büyük bir keyifle kemiklerinizi sıyırarak acılar içinde öldürür. 30, ben 40, 50, 60, 100... Abi 100 tane falan gardiyan etraflarında. Şey diyorum, telepatik olarak şey diyorum ben. Unutmayın, mal gibi tek bir yerde durmayın. Koşun, koşturun. Bir şey diyeceğim, clarify etmek için. Bizim niye telepatimiz nereden var? Arne'den, Arne'den dolayı. Tamam. Abi ben de kaçmayı başarırım ama böyle ayrılıyoruz yani. İkiye ayrılıyorsunuz abi sokaklara doğru. İkinize de birer dex atacağım. Zade 2, Tolga 8. Kimi? Abi etrafın çevrildi. Zade. Tamamen. Açık. Bir alanda Agrer kaçıyor. diye kaçıyor böyle koca vücuduyla. Hey, hey, hey. Sakin ol, şaka yap. Ben bir tabaksı bile değilim. Ben bir illüzyonistim. Buraya döneceğiz. Feanor ve Mugen. Sarayın girişinden kapıdan giriyorsunuz abi. Muhafızlar taht var odasını, 2 tane. Taht odasını sen biliyorsun. Biliyorum Mugen. Yalnız bir iki muhafızın kıyafetlerini alsak, değiştirsek ve öyle. Buna vaktimiz yok. Kartlarımızı ya açık oynayacağız ya da öleceğiz. Bu saatten sonra oraya bir de muhafız kılığıyla gidersek tutmaz. Tamam, çek kılıcını o zaman. Yukarıda merdivenleri. Kılıçlı, hayır hayır. Kılıçlı mılıçlı bir şey yok. Silahlarını yerine koy. Sakın. Abi. Soktum. Üzülerek bir zar atıyorum burada. Yüksek atmanız gerekecek. Kaç atmamız lazım? Neye artı vereyim? Onu söyle. Mezarı. Birinin sizi fark etme zarı bu. Fark edip fark etmeyeceği için. Girişte şöyle bir adam gördünüz abi. Aaa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 a
Tamam, çözeriz. Sakin. Hey! Sarayda ne işiniz var çapulcular? Ben... Fëanor, göster, kolyeni göster. Bana bırak. Çıkardım kolyeyi, gösterdim. Hı hı. Komutanım, açtım kollarımı. Bakıyor gösterdim. Sana böyle. Bir zarar vermeye geldik. Bizler. Demek savaş gazisisin ha? Komutanım, beni dinlemeniz gerek. Neden ve ne hakkında? Redoran hayatı söz konusu. Eğer müdahale etmezsen... Ben Redoran'ı korurken Redoran'ın hayatı mı söz konusu? Böyle bir saygısızlığı. Pat! Abi ayağını öne vurdu, yürüyor normal. Pat! Ben bunu söylemem lazım çünkü söylerdi Fëanor. Redoran'ı korurken... Komutanım, siz korurken çok dostumuzu öldü. Ooo! Yeniniz bile. Ooo, yeğeninden vurdu, eyvah eyvah. Bunu söylemek zorundaydı değil mi? İnanması lazım yani. Tanrı değilsin, anladın mı?
Abi evet, inanılmaz karışık. Ben düşünmeye çalışıyorum. Bekleyin abi Kuneş'i. Tamam. Beni dinlemeniz gerek. Bakın canım pahasına bu saraya girdiysem eğer, sizin karşınıza çıkmaya cüret ettiysem doğruyu söylüyorumdur komutanım. Elimde silah da yok. İsterseniz kılıcın boynumda gidip Pretoran'la konuşalım. Ama izin verin konuşalım. Abi yavaşça sana doğru yürüyor. Bu hostile, yani saldırgan bir action. Ama ani böyle sana vurmayacak. Sana bir yumruk atacak sadece. Vurun. Eridan'ın kaburgası kırılmıştı, hatırlatıyorum ama koyayım. Kaçmayacağım. Tamam. Abi Kuneş sana 19 zarlık yumruk vuracak şimdi. Abi yumruğunu böyle çekti. Pat diye böyle tam göğsüne vurdu. Tüm saray holünde uçarak mermer sütunların birini kırarak abi içine girdin, mermer sütunun içindesin, böyle götün içeride. Bayıldın, bayılacaksın. Konuşabiliyor muyum? Evet. Gücünüzü kaybetmemişsiniz. Mugen anlat deyip salıyorum ben kendimi. Ateşli savaşçı. Ben turtuvalı bir savaşçıyım ve Redoran, Vekil Harç Redoran ile konuştum. Aa, hey Kuneş, şu ateş yadigarı hakkında sakın, burada bir adam geldi, var. Amına kodum çocuğum ya. Abi, hemen çıkıyor. İçeride baygın Feanor. Ateş yadigarı hakkında. Orada. Ustam yine birilerini pataklamış. Şey, ateş yadigarı hakkında. Şu Abu Dalzim ateş hakkında bana öğretecektiniz o güçlü büyüyü. Ne zaman öğrenebilirim efendim? Ben şöyle diyorum. Kuneş'e bakın. Siz madem bir ateş beyisiniz, siz madem bir ateş lordusunuz, o zaman ateşin kokusunu alırsınız. Bir düşünün bakalım. Ateş en son kimin ellerinde kullanılmış? Ve biz kimin için buraya geldik? Abi Kuneş'in anlaması için çok zekice bir cümle kurdun ya. Evet bu arada ya. Kuneş... Ateşi koklayın nereden geliyor beyim? Ateşimi koklayayım. Yani ateşi koklayın. Ustam Kuneş. Bu adamların burada ne işi var? İzin verin ben mahzene kadar onları götüreyim. Bekle. Ateşi koklayın beyim. Ateş size gerçeği gösterecek. Abi geliyor sana doğru. Hangi ateşi? Onun ellerinden çıkan ateşi. Gedrin'i gösterdim. Gedrin. Ellerini uzat bana. Peki usta, hemen deyip ellerini uzattı. Predigitation ıvır zıvır kullanıyor. Ve bir ateş yarattı. Abi major image. Kokusu, smell'i bile, şey bile aynı. Aynı. Koklayın. Of. Oğlum bu Kuneş yani ateşi lorda mı koyayım adam artık? Tamam da bir kaladron değil, beyinsiz ya. Kuneş beyinsiz, salak gerçekten bir adam. Beyinsiz yani. Bugün bol bol çalışmışsın. Evet çalıştım. Ben izin verin mahzene kadar götüreyim onları. Sıktığın dişlerin arasına sokayım ben seni. Peki bir dakika. Ensesinden tuttum Mugen'i. Abi. Ya ensesinden öyle, ensesinden. Öyle elimde kurtulalım. Şey Gedrin. Beni tuttu ya. Evet. Beni tuttu değil mi? Evet. Gedrin'in gözlerine bakıp şey diyorum. Beni istemiyor musun Gedrin? Şu anda burada her şeyi bırakarak istemiyor musun ha? Şu anda bunu bitiremez miyiz Gedrin? Hadi Gedrin. Hadi. Yedi attın ya. İstediğini biliyorum Gedrin. Ne dediğine dair hiçbir fikrim yok. Hocam en iyisi ben onu mahzene götüreyim. Abi Allah aşkına bana yani şu planını bulduğum için en azından bir inspiration versen keşke. Veriyorum. Ya iki oldu bu adama, bize niye güzel ama kabul ediyorum. Güzel çünkü çok iyi iş yaptı. Kudurtmaya çalışıyor abi adam işte. Abi, kudurmuyor piç. Kuduracak yine abi. Tamam abi ben direkt şey yapıyorum. Heh. Aynı şekilde. Ne geldi? İki tane zaratık büyüğünü alman lazım. Bizde bir tane. Ya sikerim 13 yetmiyor mu? Hı hı. Şeye direkt battle'a, orada tüm planını açığa çıkarıp battle'a ikna etmeye çalışıyorsun yani. Abi inanılmaz bir şey ya. Bütün gücümle Redoran diye bağırıyorum. Bütün gücümle. Tamam. Redoran diye bağırıyorsun. Aptal büyücü diyorum amına koyayım. Aptal büyücü.
Abi, Redoran atıyorum zarını. Sokmayacak biz onun yanına Bradley. Redoran geliyor abi. Ah. Kapının üstünden pat 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 inerek geliyor. Geliyor mu? Benim uyanma gibi bir şansım var mı? Var. Dex'im çünkü düşük değildi benim yani. Tüm zarlarına eksi 3 alacaksın abi bu tamam, arada. Tamam, kemiklerin falan kırık halde. Tamam. Yavaş yavaş geliyorum ben de. Evet. Bu adamların bahsende olması gerekiyordu. Kuneş. Benim bir alakam yok. Evet. İyi, kim yapıyor? Leonor mu konuşacak? Ben sen mi? Tamam. Misin? Ben Mugen'e bakıyorum yani. Redoran'a şey diyorum. Bana bak aptal büyücü. Eğer bana tam olarak 3 dakika seninle konuşmam için fırsat verirsen o zaman her şey değişecek. Bundan yıllar önce sen ve aptal arkadaşların yola çıktığında neyi başlattığınızı bilmek istiyorsanız bana 3 dakika borçlusun aptal büyücü. Bana bu 3 dakikayı ver, sonra beni öldürüyor musun, sikiyor musun, ne yapıyorsan yap. Ama bana bu 3 dakikayı vereceksin. O sırada ben bir insight atıyorum, artı 4'üm var. Redoran mı bu? Redoran artık. Redoran. Oh, tamam. Oh, amına koyayım ya, vallahi altıma sıçıyorum her şey fake. Babamı görsem tanımayacağım artık. Birazdan uyanacağız. Redoran seni Vekil Arç odasına götürüyor. Feanor'la beraber. Oh. Oh ya. Yedrin yok değil mi? Yok. Ve bura Redoran'ın odası olduğu için kendi sadece büyü kullanabiliyor. Öyle bir aura var burada. Tam 3 dakikan var aptal. Abi. Evet. Aptal büyücü. Şimdi bütün silahlarımı çıkartacağım, korkma. Kafasında bir taç var bu arada. Vekil Arç olduğu için kral tacı. Tamam. Tamam götürün. Şimdi bütün silahlarımı çıkartıp sana vereceğim. Sakın korkma ve panik yapma. Kesinlikle ve kesinlikle hayatımda ilk defa savaşmak istemiyorum. Kılıçlarımı çıkartıyorum, üçünü de Redoran'ın masasına koyuyorum. Hı hı. Ben çıkarmam. Ya siker kus. Dur. Tamam. Döndü Feanor'a bakıyor. Çıkar Feanor. Yayı vermem. Ama Feanor, ver. Bana zararsız olduğunu göster. O yayı buraya bırakıyorum. Oklara bırakıyorum, yayım duruyor. İnanılmaz ama. Tamam peki. Dur. Evet. Kardeşim lan o yay. Kardeşimin adı. Ona verir miyim onu? Yayı kardeşiymiş. Evet. Çok da umurumda. Tam Redoran cümlesi. Üzgünüm. Üzgünüm. Ama. Günhan. Feanor. Kılıcını, yayını bırak. Yayı çıkarıp böyle bam diye sivri tarafıyla yere saplıyorum. Evet. Kötü kötü bakıyorum Redoran. Bakın. Bak. Büyücü. Ben buraya Kalvedur'a seni öldürmek için Turtuva'dan geldim. Fakat bugün söyleyeceklerim senin hayatını kurtaracak. Bana inanmayacaksın. Benim yalan söylediğimi düşüneceksin. Her türlü büyüyü yap. Bu diyarın en büyük büyücüsü sensin. Beynimdeki her şeyi öğrenebilirsin. Fakat sana şu anda söyleyeceğim şeyler için o kadar büyük bir risk aldım ve buraya gelebilmek için o kadar fazla şeyden feda ettik de fedakarlığı iyi anlayacağını düşünüyorum. Şimdi söyleyeceklerim katıksız gerçekler ve inanmıyorsan istediğin büyü yaparak bana istediğini yapabilirsin. Abi yere eğer elini bastı. Şşş diye böyle bembeyaz şeyler çıktı. Zone of Truth. Heh tamam. Oğlun Gedrin bir psikopat ve seni öldürmek istiyor. Theodas onun elinde esir. Biz Theodas'ı kurtarmaya çalışıyoruz. Gözün elemanlarıyız. Sizin anılarınız değiştirilmiş. Biri sizin aklınızla oynamış. Gedrin bir karıncayı bile incinmez. Bana bak. Gedrin. Tamam ben giriyorum direkt şeyin içine. Zone of Truth. Evet. Bana bak. Aynı şeyleri söylüyorum, tekrarlıyorum. Gedrin bir psikopat. Theodas onun elinde. Krallığı istiyor. Sadece krallığı istemiyor. Senin önünde. Gedrin'i öldürmeye çalışırken yakaladım. Ve gelmiş bana. Dolambaçlı yollardan olayı doğru gösteriyormuş gibi yapıyor. Valistar kendi büyüne mi inanıyorsun? Kendi oğluma karşı. Berez ağacını yakan oğlun. Berez ağacını yakan, Kral Theodred'in mezarını yakan senin oğlun Redoran.
bu kadar da aptal olamazsın. Kalbinin derinliklerinde bu kötülüğü hissediyor olmalısın. Abi atıyorum 11 ve üzeri size bir şans verecek. 10 ve 6 bu şansı vermeyecek. Artı 1 artı 2 yok. Nasıl? Of! Size tek bir şans vereceğim. Tek bir şans vereceğim. Direkten de. Eğer ne olur. Bana ne olup biteceğini tam anlamıyla anlatırsanız. Tam anlamıyla planı ıvır zıvır her şey istiyor. Ha. Telepatimiz var mı hala? Var. Bugün çok şey istiyor. Ya sikerim Fëanor, anlat amına koyayım. Ya bugün... telepati kullanmayın. Hayır şey istemiyor. Şeyi istemiyor. Ya nasıl öldüreceğini istiyor oğlunun onu. Yani. Aynen aynen. O planı ıvır zıvır oğlum, gözüm planı varsa. Şüphelendirmiyor mu ya? Şu anda dışarıda bir tane tabaksi var. O tabaksinin bir maskesi var. Bütün plan o maskenin içinde büyülü olarak mevcut. Anılarını görebilirsin Gedrin'in. Tabaksileri Vergan askerlerine dikkatini dağıtsın diye. Tabaksi ve Noble Jove'u. Tabaksilerin dikkatini dağıtsın diye dışarı yolladık. Askerlerin onları şimdiye kadar yakalamıştır. Onları getir maskenin içine bak. Ve bu şu an bir emir vereceğim ve... Eğer dediğiniz bir plan... Bu her neyse... Tam o esnada orada olacaksınız. Eğer böyle bir plan olursa serbestsiniz. Ve size güveneceğim. Ama eğer... Herhangi bir girişim olmazsa... Bilin ki... Acılar içinde öleceksiniz. Gedrin her şeyin farkında. Şu noktadan sonra herhangi bir girişim olmayacak. Maskenin içine baksan göreceksin gerçekleri. Abi böyle Hebi ile bizim muhabbetimizde maskeyi sadece Hebi kullanabiliyor. Şu cümleyi kurmama izin verin. Ama belki maskeye bakabilir içine falan ama bilmiyorum maskeyi bir tek... Ya Zone of Truth olduğu için inanıyor sözlerinize. O yüzden zaten şey oldu ve planı anlatıp bu olayın gerçek olup olmadığını görmek istiyor. Ya Zone of Truth'un içinde anlatırım abi hani o hallolur o sıkıntı değil. Off game konuşmayalım. Abi puf bir telepatiyle hemen askerlerine emir verdi. Ve durdular. Hebi'ye saldıran, Agra'ya saldıran askerler Hebi ve Agra'yı saraya getiriyorlar. Hey, dakikalar yarım saat, bir saat geçiyor abi bu arada. 3 dakika diye sözleştiğiniz süre uzuyor sıkıntılar içinde Redoran. Ama inanmak istemiyor. Hebi ve Agrar kapıdan girdi. Hebi Agrar sizde. Hadi. Bu arada telepatiyle konuşup duydunuz zaten olayları. Hadi tamam. Anlatın. Zone of Truth'un içine giriyorum. Maskeyi takıyorum ve planı en ince ayrıntısına kadar adamın konuşmasını her şeyini bir bir betimleri betimleri anlatıyorum. Hatırlamadığım için böyle dedim bu arada. Gönül isterdi ki normal söyleyeyim ama tam olarak hatırlamıyorum. Tamam. Ama Hebi hatırlıyor. Demek. Her şeyi betimleyerek anlatıyorum abi. Demek. Bu katliam öyle düşünüyor. Bugün yapılacak. Beni bugün öldürmeyi deneyecekler. Beni. Gedrin babasını. Öldürmeyi deneyecek öyle mi aptallar? Peki ya, size güveniyorum. Artık... Abi güvende. Redoran artık tabii ki bunu yapmayacak. Gedrin orada bizi yakaladı. Gedrin'i bir yere kadar kandırabildik. Artık biliyor her şeyi. Tabii ki bu saatten sonra bir girişim olmayacak. Theodas'ın nerede olduğunu biliyor musun? En önemli soru bu. Theodas nerede? Theodas bir işi olduğunu ve Pagret'e gitmesi gerektiğini söyledi. Theodas bir illüzyonun içerisinde. Theodas bir illüzyonun içerisinde ve bunu da Gedrin yaptı. Abi. Sizi şu andan itibaren serbest bırakıyorum. Hakkınızdaki tüm suçlamaları Noble Jove sen hariç. Noble Jove'a dönüyor. Sen hariç. Düşürüyorum. O Noble Jove serbest değil. O Agrer diye bir büyücü. Hala Zone of Truth'un içindeyiz bu arada. Abi böyle şaşırdı. Söyle Noble Jove ya da Agrer. Söyle bakayım. Yakalanması gereken Agrer soyadın neydi? Söyle Agrer. Floin. Agrer Floin. Abi burada giriyorum araya. Söylemiyor. Zone of Truth'a girmedim. Sikerim. Söyle şunu. İleri adım at Noble Jove. Dönüyorum abi. Aptal çemberin içine gir. Ben de dönüyorum böyle. Agrar. Giriyorum. Abi.
konuş. Bana gerçeği anlat. Robocop çocuk öldürdü. Ve sonra bu suçu başkasına atması gerekiyordu. Ve bu suçu atmak için daha Garfield'ı seçti. Peki. Bir anda öyle şüphelenmişti. Dur, ben soru soracağım. Sen kimsin? Adın ne? Gördüğün üzere. Robocop'un bedeninde olan biriyim. Adın ne? Gerçek adın ne? Sısıyorum. Seni kahpe evladım. Hain! Abi kılıcı çektim direkt. Abi kılıcı çektiği anda. Kılıcı çektiği anda. Kılıcı saplıyorum. Consecration. Abi çatır çatır yer böyle sallanıyor. Consecration. Ve yerde böyle iki tur sallandınız ve damage yiyorsunuz deli gibi. İki tur sallandınız Agar. Pardon, Noble Joe. Noble Joe, tur sende. Bir dakika, başından beri Noble Joe muymuş? Evet. Noble Joe böyle bir pezemek bu arada gerçekten. Arkadaşlar özür dilerim, off game de size çok yalan söyledim. İster aç, bana son off turu aç ama sen. Abi. Ama odada büyü yapamıyordu Redoran'ın olduğu için o da. Son off turu Redoran açtı. Arcane'de büyü de yapmadım. Şeyi vurdu ya. Consecration şey büyü. Vurdu. Fiziksel. Paladin büyüsü değil mi o zaten? Fiziksel ama ya, yeri yarıyor kılıcıyla. Çat diye yarıyor. Demek buraya kadarmış. O zaman kaçma vakti. Daha yeni bir plan bulmadım. Çok erken oldu bu düşündüğümden. Daha Ottalları Agri'yi öldürmek için kullanacaktım. Abi. Bu sizin Redoran'ın gözünde bütün çok büyük twist dedik ha. Güveninizi yıktı. Kötü bu yüzden söylemiyormuş. Abi bir saniye, ben orada Redoran'ı arkaya ettim, korudum ha. Ya biz koruduk oğlum ya artık. Direkt Redoran'ın önüne geçtim yani. Delirdim oğlum bu Redoran yaşlanınca. Abi bir mola verelim mi? Gerçekten ya. Bir mola. Çok kötü sıçtık şu an yani. Ya amına koyayım. Yeri mi Agrer'in gerçek kimliğini öğrenmenin? Değil mi? Yani bu evet amına koyayım. Derdini sikim Eren ya. Derdini sikim Eren. Bu mu? Orada her şey ananızı sikmek üzereler. Hey dur, Noble Job sen kimsin? Ha? Amına koyayım. Yeri miydi oğlum, gerçekten? Bir dakika. Ben belki Gedrin'in adamı falan çıkacak. Gedrin'le ya girmişiz. Sikim Gedrin'in adamını gelmişiz. Ve şey Gedrin'in sikmekle kalmış. Hey bir dakika, benim de bir sorum var. benim de bir sorum var. Oynadığımız oynadığımız en iyi bölüm ha, yemin ederim. Zamanlamana sıçayım ya. Çok iyi bu arada, ben takdir ediyorum. Ben Eren'i takdir ediyorum. Herkes karakterine göre oynadı. Ben Eren'i takdir ediyorum, Fean oradan çıkmadığı için. Yani takdir ediyorum. Takdir ediyorum. Vallahi doğru. Yo yo. Herkes dursun. Feanor'un sorusu var mı? Yani? Yo. Anlana koyayım ha. Ya biz ayıp neler planladık. Neler planladık. Hani ne zaman reveal edeceğimi falan. Oğlum adamın bir planları boşa gitti. Bir planları vardı hiç... Agrer'in. Ya bakın, oyun başından beri tek susmamın nedeni şu siktiğimin Zone of Truth'u. O yüzden her şeyde böyle duruyorum sadece. Zone of Truth'un içine girmiyor ya bir de. Bir de diyor ya. Bir de diyor ya. Noble Joe, Agrer Flowin'le neydi? Dolaylı yoldan bir şeyler anlatıyor. Ben orada şeyi anladım. Bunun Noble Joe ya bunun söyle Agrer olmadığını anladım. Onu ben de anladım. Bilerek sordum zaten. Orada yo, bırakmazdı Feyyaz. Bundan sonra her şey sor. Lütfen rica ediyorum. Beni de sormak ister misin kim olduğumu? Ben de şey bakmadım. Sorarım. Teodas'ın yengesiyim ben de amına. Gizli görevdeydim. Zade dün laf arasında şey dedi. Saplasaydı. Zade dün laf arasında düşünsene bu da Noble Joe değil mi? Falan yaptı. Ya off game'de bilerek hep şey Agrer gibi davranıyorum bunlara. Deli gibi şey böyle ya. Hainlikler, hinlikler. Hiç beklemediğim noktada bozuldu. Bence şu an Redoran'ın bize inanması lazım abi. Abi Redoran'ın önünde Redoran Consecration yedi. Şaka mı yapıyorsun?
Tamam da bilmesen... adamı geri attım. Agrar, daha doğrusu Noble Joe... Bize saldırdı. Noble Joe olduğunu söyledi kahpe evladı. Chat, chat'e soruyorum. Chat, Redoran gruba güvenir mi güvenmez mi? Merakımdan soruyorum. Oğlum ben Redoran'ı kandırmak istesem sorar mıyım Agrar'e bu soruyu abi, o şeyin içinde? Abi, bu arada bir şey söyleyeceğim. Alp, bir şey söyleyeceğim. Ben Redoran olsam bu noktada inanmıştım bunlara. Tamam, okey. Daha üstü yok. Daha üstü yok bunun arkadaşlar. Güvenir abi çünkü bunun, ben... Yani Günhan'ın daha üstü karar veremeyiz. Yani o yüzden okey. Aynen adam Redoran. Çok şükür. Ya burada Gedrin'le ilgili en azından bir yarroluk olduğuna inanmıştım yani. Yemin ediyorum meta yapmıyorum. Tamam, yeminle tamam. Meta yapmıyorum. Ya bir şey diyeceğim yani. Düşünsenize bir uyanıyoruz da ilk başta bizi eziyet ediyor. Bunların hepsi eziyetmiş anasını satayım. Yok artık onu bir oynamayı daha... bırakırım. Çok ciddiyim oynamayı bırakırım. Ya salak mısın? Öyle bir twist olur mu? Ya tabii bak, şunu, olmaz oğlum. Şunu çok iyi anlıyorum abi. Gerçekten de biricik oğlunun bir evet. Orospu çocuğu olduğuna inanmak istemiyor. Ya, bunu çok iyi anlıyorum. Ama berez ağacının yanması bilmem nelerin artık yavaştan inceden kıllanıyor olması lazım zaten yani. Bir de şuna cevabı yok. Sen Theodas'ı vekil harç olarak yani bunca eğittim nerede amına koyayım şu anda Theodas? Evet abi. Göreve gitti kendi. Theodas diyor ki ben Hagrid'e gideceğim. Nasıl yollar abi? Oğlum 21 yaşında Theodas. Ne fark eder? Kral tek başına nasıl gidebilir oğlum? Yanına korumalarını alıp gidiyor abi. Ya tamam bak gitmesine bir şey demiyorum. Ama o zaman madem Gedrin'e bam diye teleportla iniyor. Şu anda Theodas'ın da yerde bu arasın cep telefonuyla amına koyayım. Büyümüyor amına koyayım. Kusura bakmayın çok heyecanlıyım. Kusura bakmayın çok heyecanlıyım. Ayrıca sorarsın. Ben orada Agrar'a triggerlandım. Sormak çok istedim. Çünkü bu için ya Gedrin'in tarikatından olduğunu düşündüm ya da bize bir şekilde saplayacağından korktum. Bir de o sırada. Neyse abi. Noble Jove'un neler yaptığını anlatır mısın Zade? Abi Noble Jove Pindolom'da çocuk öldürdü. Yani ve bunlar soylu çocuklardı. Normalde öldürmememiz gerekiyordu. Hebi de yanındaydı. Pindolom'a bir göreve gönderildik biz. Ve o görev de şu. Soylu çocuğunu kaçırın, para karşılığı takaslayın, dönün. Etrafımız sarılınca Noble Jove Hebi'ye döndü. Dedi ki bura dedi buradan çıkabilmemiz için bizim bunların gözünü korkutmamız lazım. Pat diye çocuğun kafasını sıkıp patlattı bir tanesini. Zade. Hebi şok oldu. Sikerler deyip iki tanesini aldı. Onu sonra koşarak Tolga. Koşarak kaçtı vesaire. Ama onu sonra Tolga. Çocuk katili. Farklı bir şey söyleyeceğim. Yani. Neden yaptın? Nebula'nın en pis, en leş, en korkunç, normal insanların yapamayacağı, etiklik dışı bütün pis işlerini yapan ve seviye 3'üne kadar çıkabilen bir manyak bu adam amına. Evet, Novulcu. En çok şu yüzden Zade'den özür diliyorum ben. Çünkü ben Zade'ye bayağı şey yapmıştım. Nebula'yı anlatsana. Nebula'yı bilmiyorum falan. Ben sonra gidip salak gibi de iyi öldürmeye çalıştın amına koyayım. O yüzden öldürmeye çalışıyor zaten. Noble Jove olduğu için. Noble Jove olduğu için manyak atarlandı. Doğru gerçi. Abi burada madem o kadar şey bir durumdayız. High stakes bir durumdayız. Eren amcayı niye planını anlatmıyor Red Orada? Sormadı ki. Sakın şimdi sorma onu, ya. Sorma meta yapmış olursun. Saçını soramayacağım bu arada. Bitti. Ya ulan stun yemişiz bir daha Zone of Truth açılır mı orada? Ben kaçtım ya artık nereye kaçabilirsem. Agrar inşallah seni sikerler. Agrar'ı siksinler abi ben Noble Joy'um. Tolga kılık değiştirip gezebilirsin bu arada istediğin gibi. Tamam. Zaten level'ın şeyin belli. Bu arada evet. Bir şey diyeceğim. Bu noktadan sonra yanımıza gelen herkesi öldürürüm. Çünkü biliyorum Noble Jove'u amına koyayım. Yani yanımıza gelen herkesi öldürürüm. Kimse katılamaz artık aramıza. Sikerim. Ben bu noktadan sonra büyük ihtimalle Alp'le konuşup yeni bir karakterle evet. Devam edeceğim. Ya abi Noble Jove olarak gelmem mümkün değil artık. Çünkü yok yani. Noble Jove olarak yani hareket edemem. Yok Noble Jove olarak gel bizimle Redemption hikayeni oynarsın. Noble Jove'un yolu. Ben bir tuvalete gidip geliyorum. Sikeceğim ya. Bir şey diyeceğim nasıl bir bölüm ya bu? Biz o kadar salaz inanırız gerçekten çünkü geri gelsem ve affedilmek istiyorum dese inanırız yani. Belli ki bu kadar salaz 4 bölümdür 5 bölümdür amına koyayım. Noble Jove 8-9 level var arkadaşlar burada. Oğlum ben bunun bir twist olduğunu biliyordum da Noble Jove olduğunu bilmiyordum. Dur bak Eren geldi. Eren sen madem Redoran'ın güvenini kazanmak istiyorsun o Gladio planını anlatsana. Onun planı var ya Kurtlar Vadisi şeyi gibi. Şimdi ben de diyeceğim. Şimdi diyecek ben. Bir dakika. Feanor benim bir sorum var. Acaba planın nedir Feanor? Anlatır mısın? Anlatırım da sen. Sen Arapça bilmiyorsun. Ya bırak. Oh çok geldi. Oğlum ne bölüm ya? Kafayı yiyeceğim. Oo.
Ben hazırım. Yine iyi az şerefsizlik yakarken. Tamam, Yunan da açsın kamerayı, başlayalım. Bence şu an fark etmemiz daha iyi oldu. Çok kötü yerlere girecektik eğer. Bundan sonra büyük ihtimalle Vayne bölümü olur. Çok ölü yaşamazsak. Çünkü birazdan kıyamet kopacak belli. Olaylar açığa çıkınca. Ya kıyamet kopunca da bölüm bitirme amına koyayım. Oynayalım ya. O kadar götümüz sikildi bugün yani. Bırak sonunu da görelim ya gerçekten. Bugün tam orada bitireceğim. Nerede? Ucunda. Sikerim bak. Sikerim. Olmaz ya. Kabul etmiyorum abi. Ben uyumadım ha. Sinirliyim ha ben. Uyumadım yani. Oynamak istiyorum ya. Bir daha Zone of Truth açmayalım. Anlaşalım. Bok tamam. Açmayacağız. Bu noktadan sonra hep Zone of Truth. Umurumda değil ama. Ya ben bundan sonra... Ben yanımda bundan sonra şeyle abi... Bateriyle gezeceğim. Zone of Truth takılı amına koyayım sürekli. Şey gibi... Aa hayır bak, herife bak ya. Ben Noble Jove'um. Yok ben anasının amıyım. Ben de Mugen değilim amına koyayım. Ben de bebek Redoran'ım. Redoran'ın... Baby odayım ben ya. Baby odayım amına koyayım ben. Redoran'ın ilişkisinden doğmuş piçim. Allah Allah ya. Redoran'ın çok alkollü olduğu bir dönemde. Emeklilikte Zone of Truth'a takılanlar amına koyayım. Hebi biliyorsun. Benim planımı biliyor zaten Hebi şu an. Biliyorum. Ha. Ama hiçbirinizi sevmiyor artık Hebi. Sikerim. Velenim de var. Ben pezevengin teki olacağım. Yeter ya. Ay. Yine Agrar, girdi müzik. Şehirde şu an değil mi Agrar? Evet tamam. Abi kılık değiştirdi. Tamam ve şu an istediğin gibi. Karıştı. Aynen gezinip gözlem yapabileceksin. Ben sana yapacağını da söyleyeyim Agrar'ın aslında. Hı-hı. Ve yine yol alıyor şu an. Ha şu an şeyi falan izlemez misin? Yani %99 şeyini veriyorum. Yakalanmayacaksın. Olayları tamam, yakalanmayacaksam falan... olayları izleyeceğim uzaktan yani. Tamam. Abi. Yardım ederiz. Abi. Bir dakika. Arne o zaman bana bunun nerede olduğunu söyleyebilir. Yok abi. Kılık değiştiriyor. Kılık değiştiriyor ya yani bir kapalı bir alana girip fıt kılık değiştirip çıkıyor. Aman tamam. Ezan mı okunuyor lan müzikte? Evet. Evet. Ha, Assassin's Creed'den mi okuyor? Abi. Redoran karşınızda. Stan geçti. Taht odası paramparça. Şok içinde Redoran. Birinin bir şey açıklaması lazım hemen. Hey. Çocuklar bunu ben açıklayacağım. Hey hayır benim bir sorum var Feanor'a. Hayır artık sorular ayıracağımız vakit yok. Öncelikle Redoran senden tiksiniyor. Bunu söylemekten kendimi alıkoyamayacağım. Babaların suçunu oğullara yüklediğin için beni o kadar pis bir hayatın içine attın ki zamanında Nebula'yla iğrenç işler yaptın. Ve Noble Jove'u oradan tanıyordum. Bu pislik herif bizi Agrar olduğuna inandırdı. Bunun erkenden farkına varmamız çok iyi oldu ama onun kesinlikle Noble Jove olduğunu bilmiyorduk. Noble Jove olduğunu bilsek zaten elimizden geleni yapıp onu öldürmeye çalışırdık. Ayrıca bu maske. Çoktan Noble Jove maskenin içine çekmiştim bile. Sonsuza kadar acı çekmesi için. Bize güveniyor musun, güvenmiyor musun bilmiyorum ama durum o kadar vahim ki senden tiksinmeme rağmen ölmemen için elimden geleni yapacağım. Aklında herhangi bir soru varsa ister Zone of Truth'la ister Zone of Truth'suz. Dilediğini sorabilirsin. Zade bu konuşmasından dolayı artı 4 ile atacağım zarını. Abi 20. 19-23. Peki. İşler benim istediğim gibi olacak. Şöyle yapacağız. Beni iyi dinleyin. Size güveniyorum. Bir saniye. Daha önce manyak oğlunun birçok insanın kılığına girdiğini ve birçok insanı farklı kılığa soktuğunu gördük. Peki ya sen? Gerçekten Redoran mısın? Abi, bunu söylediğin anda herif kafasına dokunuyor. Bir anda böyle dev gibi bir alan açılıyor. Hayatında hiç böyle bir büyü görmedin. Bir anda böyle sanki evrenin dışına çıktın. Evrenin dışına çıktın. O dar alan kapandı. Yavaşça kendi vücuduna ruhun geri girdi. Böyle bir sendeledim. Çocuklar bu Redoran. Peki. Onun böyle bir şey yapamayacağına eminim. Yani siz de emin olun. Ama birine danışmam gerek. Deyip
Abi eliyle bir daire çizdi. Çizdiği dairenin içinde siyahlıktan başka bir şey görmüyorsunuz. Hey. Seninle konuşmam gerek. Benimle ne konuşman gerek? Volundur bu durumda ne yapardı? Ne? Ne? Birkaç cevap aldıktan sonra Shadow Realm'i kapatıp Benim yolumdan gideceğiz. Sevdiklerime ve dostlarıma şu zamana kadar güvendim. Ve hiçbir zaman kötüyü görmedim. İnfaz sırasında bütün askerlerin, suçluların üzerindeki illüzyonu kapatacağım. Hem de bununla. Deyip abi bir şey uçurmaya başladı. Taş. Fakat o Redor'un ilahi kutsal büyüsü bile bozuldu. Taş yere düştü. Bununla. Bu ya şey Hebi Mithan duydu mu daha önce? Evet. Bu Mithan mı? Evet. Tam onların öldürüleceği yerin altına koyacağım. Ve Redoran eğer bu planın işlemesini istiyorsan bize inanmamış gibi yapman lazım bir şekilde. Çünkü Gedrin eğer senden şüphe duyarsa hareket etmeyecektir. Sizi... Hatta bizim Ahsen'i bile kapatabilirsin. Hatta beni idam bile ettirebilirsin Redoran. Daha akıllıca oynayacağız. Ellerinizi bağlayacağım ama aslında bu bir illüzyon olacak. Onun bile göremeyeceği. Eğer kendi oğlum bunu yapacaksa ki yapmayacaktır. Tam o sırada Theodas'ın illüzyonunun bozulduğu sırada göreceksiniz. Diyor böyle. Daha sonrasında serbestsiniz. İstediğiniz gibi gidebilirsiniz. Tam 2 saat sonra arka arkaya bir muhafız sizi alacak ve alana götürecek. Sizi kollayacağım. Size bir göz bırakıyor abi, görünmez bir göz. Sizi kollayacak, gözetecek ve bu arkane göz size zarar gelmesini engelleyecek. Abi 2 saat sonra o büyük dev idam alanında buluşacaksınız. Aranızdaki muhabbeti konuşmayı alalım. Uzaklaştınız yani. Gedrim ve Kuneş yok dışarıda. Şu an Redoran'ı koruduğuma inanamıyorum. Ben de Redoran'ın gerçekten oğluna karşı plan yaptığına inanamıyorum. Peki ya sen neye inanamıyorsun Feanor? O da herhalde Agrer çıkmamasına inanamıyordur. Bu arada yok. Redoran'ın oğluna karşı plan yapmasının sebebi onun hala suçsuz olduğunu düşünmesi ve size kanıtlayacak suçsuz olduğunu. Agrer meselesi başka, onu buluruz. Şu an başka bir şey var. Bugün eğer aşağısı çok karışırsa Mugen. Bana güvenmiyorsun. Biliyorum. Ama bir şey yapmayı deneyeceğim. Bunu durdurmayacaksın. Bu hakkında şüphelendiğin bu gizli görevle ilgili değil. Bireysel. Eğer aşağıda her şey istediğimiz gibi gider, Gedrin'in suçu ortaya çıkarsa, Redoran bize güvenirse, Redoran'ı öldüreceğim. Feanor, bu noktadan sonra Redoran'ı öldürmek her şeyi daha da karıştıracak. Emin ol, bütün evrenleri ve evrenlerin tohumlarını ben öldürmek istiyorum. Ama şu anda senden çok daha büyük bir şeyle karşı karşıyasın. Bunu ben bile kabul edebiliyorken senin de kabul edebilmeni beklerim. Masumların ölmesini istiyorsan Redoran'ı öldür. Redoran. Redoran'ı öldüreceğim. Eğer bir gün karşıma çıkmaya ve yaptıklarının cezasını çekmeye hazır olduğu zaman. Belki bizden başkası da bunu duyar ve bir gün karşıma çıkar Mugen. Duysun diye bağırıyorum abi gözden. Evet. Redoran'ın zaten bu konuda şey olduğunu biliyorsundur. Suçlu hissettiğini. Redoran bazı konularda zaten suçlu hissediyor ve... 2 saat geçiyor. Şehir meydanında. O. İdamın yapılacağı alanda bir sürü insan toplanıyor. Elleriniz bağlı ama tamamen bir illüzyon. Çok güçlü bir illüzyon. Bir sürü
insan sıraya dizilmiş. En arkadasınız ama siz. Gedrin, Kuneş. Yukarıda saray tebaası, işte Faelin, Rederik, Helgeven, Redoran, onlar bekliyor. Yan taraflarda işte birileri var tanıdık. Yaklaşık 1000 kişi, 1000-1500 kişi bu alanın etrafını dolduruyor. O kadar kalabalık ki birbirinizin sesini bağırarak duyabiliyorsunuz. Buna kodumun vahşileri idam izliyor olarak beraber. Ve bu idam ikinci surun yakınlarında yapılıyor. Abi sırasıyla iki kişi çıkıyor. Suçu. Cellat böyle yanında 4 tane asker ve cellat var. Gedrin hemen önünde duruyor Mas şeyin. Suçu. Hırsızlık. Bir eve girip yaşlı bir çiftçiyi öldürmek sayılıyor böyle, bir sürü suç. Redoran bakıyor. Mitan tam o kayan ve kafa kesen şeyin altında. Kimse görmüyor bunu. Gedrin bile. Pat! Kafasına iniyor ve kopuyor kafası. Sırasıyla devam ediyor. Devam ediyor. Giyotine doğru. Yok, Gedrin yakında bekliyor. Giyotine doğru adım adım devam ediyorlar. İşte suçlular, savaş suçluları, bir sürü kişi. Ve abi çok önemli bir zar atıyorum. 12'yi geçmelisiniz. Ne için? Ne için atıldı zar oğlum, bize de söyle. Abi bir şeyi fark ettiniz. Bir şeyi fark ettiniz. Detay veremeyeceğim onu attığınız için. Gedrin arkasına döndü. Sol arka tarafta insanların içinde duran cılız bir herife kafa salladı. Bir zar daha. Başka bir olay için. Oğlum, geçtiniz 12'yi. İşaret verdi. Haltis arka taraflarda size bakıyor. Kafasını sallıyor, o da sizle iletişim kuruyor. Sakin olun gibisinden. Tamam, sakiniz. Onlar da müdahale edecek. Bu arada biz de idam sırasındayız değil mi? Evet. Yavaş yavaş şu sıra an, azalıyor. Şu an o herifle şey yapabiliyor muyum, telepatik bir şey? Yapmayacağım mı? Sadece soruyorum. Yapabiliyorsun. Haltis'le. Okey, yapmayacağım. Şey havada çünkü. Okey, yapmayacağım. Ya çünkü yaptığım zaman Gedrin pezevengi direkt orospu çocuğu. Aynen. Sakın. Abi sırasıyla ölenler. Halkın bağırışları, çağrışları, devam edenler. Suçsuzlar aklanıyor. Suçlular devam ediliyor. Gergin bir sıra var. Redoran konuşuyor. Bugün Bergan pisliklerinden temizlenecek. Her kim bir suçsuzu öldürdüyse bugün Bergan'ı aklayacağız. Ve böyle konuşuyor. Abi ve çok umarım... özür dilerim. Bu esnada Mugen'e telepatik bir şekilde şey diyorum. Bu sefer kurtulamayacağız Mugen. Bu sefer yolun sonuna geldik. Dostum. Her şeye rağmen sizinle birlikte olmak bir şerefti. Harika. Harika. İşe yaradı. Nasıl söyleyeyim, normalde söylememem gerekiyor. Gülümseyen Gedrin arkasına döndü, sırıtıyor. Sizin önünüzde didinen, ağzına bir şey tıkılmış bir adam var. Sıra bitti abi, ona geldi. Çıldırıyor herif. Elleri bağlı. Yaşlı, pis bir görüntü böyle. Şey yavaş diyorum yavaş ben, gidiyor. Şey diyorum ben telepatiyle. Bu kralı keşke tanıyabilseydim. Yazık oldu. Abi yavaş yavaş yukarı doğru gidiyor. Redoran daha da yakınlaşıyor. Olayları yakından izliyor. Yani cellat, adamlar, Redoran, arka tarafta Gedrin. O ahşap şeyin üzerinde Redoran'da. Salve yan tarafta koruyor bunları. Adam çıktı. Theodas. Silverga'nın silüeti yavaşça görünmeye başladı. Mitan illüzyon büyüsünü sildi. Planı deneyecekmiş Gedrin. Yavaş yavaş silinmeye başladı. Orospu çocuğu Gedrin. Abi. Bu olduğu anda ağzındakini çıkardı. Ben... Theodas Silvergan diye bağırdı abi. Bir anda karmaşa, bağırış çağırış
Ve aç ellerinizi. Ve abi bu burayı özetleyeceğim. Burası çok iyi. Çok önemli. Burayı dinlemeniz gerekiyor. Ben bile heyecanlandım. Abi. Çing! Bir kılıç sesi. Bir mızrak sesi. Çing! Diye. Theodas yana doğru atıldı. Değmedi Theodas'a. Bir zar atacağım abi. Yandaki cellat. Onun arkasındaki adam. 12. Redoran ellerini büyüyle korumaya çalışırken Mita'nın orada olduğunu fark etti. Bir anda Redoran'a doğru saldırmaya başladılar askerler. Mızraklarla 2-3 kişi. Redoran'ın karnına, sırtına. Redoran direnmeye çalışıyor. Salve arkasından koşup korumayı deniyor. Fakat abi son bir kılıç darbesi cellattan gelen Redoran'ın kellesini alıyor. Büyü kullanamayan Redoran ve kendini zar zor yana atan Theodas halkın arasına yavaşça kafası düşüyor Redoran'ın. Salve bağırıyor. Hayır! Hayır! Kuneş nerede lan? Abi Kuneş çıldırdı. Ortaya geldi ve bağırıyor. Kimse kıpırdamasın. Çat abi masmavi yandı. Ellerini yaktı. Gedrin Redoran'ın başına doğru koştu. Baba! Babama bunu kim yaptı? Ananın amı yaptı Oros. Babama bunu kim yaptı? Tek Redoran gerçeği biliyordu. Yarraydık abi. Baba! Baba! Abi, size olayı şöyle anlatıyorum. Burayı... şu an elleriniz kollarınız açık. Kaçmayı bile deneyebilirsiniz. Şöyle bir olay oluyor. Hemen vereceğim onu. Abi, failin... Rederik şok içinde. İnanamıyorlar. Olaya inanamıyorlar. Redoran'ın kafası yerde. Ve o kadar kötü ki. O kadar kötü ki herkes şok içinde. Kuneş ortada. Tuttu abi cellatı. Şşş diye parçaladı abi. Yanında mızrakları tutanları birbirine çarpıp kül etti. Ve çıldırıyor. Bir şey sorabilir miyim? Evet. Redoran konuşacak durumda mı? O kafası koptu. Kafası koptu. Aa, kafası koptu. Kafasını kestiler adamı. Abi, olayı anlatıyorum. Failin Redoran'ın yanına geldi. Aa. Belinde kılıcıyla. Abi. Speak with Death kullansın bir amına koyayım ya. Theodas da yok mu Speak with Death lan? Abi Theodas yana doğru aradan geriye çekildi ve kılıcıyla duruyor. Ve Faelin Redoran'ın başında pat diye yere çöktü, oturdu. Rederik uzakta ve kıpırdayamıyor. Yavaş yavaş yaklaşmaya başladı Rederik. Anı, bu anı durmuş gibi hayal edin. 10 saniye içinde yaşananları anlatacağım. Bir şey söyleyebilir miyim? Tabii. Alp demişti ki ikinci oyunda bu mizi bir yerde çalacağım, çok sıkıntı evet. Demiştim. Şu anda onu hatırladım. Öyle şey diye düşünüyordum. Redoran bunu önceden görmüştür, illüzyondur diyordum da yok. Geliyor abi sallanarak. Faelin bağırıyor, çığlıklar atıyor ama sadece titreyen bir, yavaş yavaş yürüyen birini görüyorsunuz. Bembeyaz saçları var. Abi. Abi. Salve. Salve çekil deyip salveyi tutuyor, çekiyor abi. Abi. Abi böyle yavaş yanına doğru gidiyor. Abi. Abi. Redoran. Redoran kalk. Redoran. Redoran kalk. Redoran kalk. Redoran. 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 Redoran uyan. Rederik'in kafayı yediğini, saçmaladığını görüyorsunuz. Ölü bedeni tutmuş sallıyor. 10 saniye içinde yaşanıyor belki bunlar. Redoran! Ne olur uyan! Failin tutuyor, bir anda sarılıyor. Rederik'e. Redoran! Lütfen uyan! Redoran!
Redoran lütfen uyan. Abi Kuneş tutuyor. Geriye doğru çekiyor. Geriye doğru çekiyor Rederi'yi. Ve insanlara dağılmalarını falan söylüyorlar. Abi Kuneş kafasını çeviriyor. Ve size doğru dönüyor. Onun namını sikeyim Kuneş sen. Redoran. Teodas. Teodas yanınızda. Yanınızda. Teodas'a ben şey yapıyorum, sırtını tutuyorum. Bir şeyler yap Kral Teodas. Peki. Abi Rederi'nin sesini duyuyorsunuz. Redoran, Redoran uyan. Redoran lütfen uyan. Redoran lütfen uyan. Redoran lütfen uyan. Redoran lütfen uyan. Hiç durmuyor abi, kafayı yedi. Redoran lütfen uyan. Redoran lütfen uyan. Abi Teodas'ın Rederi'nin yavaş yavaş kafa yediğini görüyorsunuz. Ha, abi. Valin. Valin ona bir şey yap. Heh. Redoran. Redoran kalk artık. Bu şaka değil. Böyle şakalar yapma. Geçen gün de yaptın. Redoran kalk. Redoran kalk. İnsanların içindeyiz şu an. Redoran kalk. Redoran kalk. Kafayı yedi ve abi bu karmaşa içerisinde Kuneş size doğru döndü. Bunu daha önceden tahmin etmeliydim. Pat pat. Abi önünüzde Teodas. Sana. Abi sizi suçluyor. Manyak mısın lan? Ya ve bu kimse... Kuneş harbiden gerçekten bir gerizekalı ya bu arada. Ortada kimse yok çünkü suçlanacak. Söyledik size. Kralım bir şey yapın. Sadece bekleyin. Çok gergin abi. Çok 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 gergin. İnanılmaz gergin bir şekilde. Bekliyor. Kulağına eğiliyorum Teodas'ın. Kralım. Mithan var. Gedrin'in burada bir gücü yok. Gedrin'in gücü olmadığını ben hatırladım değil mi amına koyayım? Evet ama yani uzaksınız şu an. Sakın bir şey yapmayın şu anda abi. Ben Teodas'a söyledim. Ne? Ben bekliyorum abi. Suçlu duruma düşeriz. Zaten suçlu. Biz yapmayacağız. Biz ben Teodas'a söyledim. Hı-hı. İstiyorsa. Ben bir şey bekliyorum abi. Abi. Kuneş size doğru geliyor. Şunu fark ettiniz bir perception zarı. Artık oyunun içine tekrar döndük. Sahneden. Mugen. Perception artı 4'üm var benim. Feanor. Of çok kötü zarlar. Hebi. Ben hayvanım Hebi zaten. Gördüm. Boku moku alıyorum. Hebi. Şeyin adamı Mithan'ı masanın altından aldı ve uzaklaşıyor. Gördüm bunu. Kimin adamı? Gedrin'in. Hebi, Arne. Evet. Arne'ye direkt söylüyorum bunu. Yani gidip alsın abi. Uçarak alsın. Hadi aslan. Abi ama Arne uçuyor. Hızlı bir şekilde uçuyor. Ver, söyle ne yapayım? Şu an başka şansımız yok. Parçalasın yüzüne saldırsın. Ben gaz veriyorum ona. Abi Arne yukarıdan böyle ona doğru inecek insanların arasına. Kuneş size doğru geldi. Elini yavaş yavaş ateşe buluyor. Teodas çekil. Onlar yaptı bunu. Onlar yaptı. Tam gerizekalı lan bu. Kuneş. Bunu Gedrin yaptı. Saçmalama. Bunu onlar yaptı. Konuşmak isterseniz bir tur konuşmak için vaktiniz var. Ya da aktif şey. Saldıracak. Bildiğin yani son gücüyle saldıracak. Ben son ayaktayız gücüyle. Değil mi? Evet. Ben bağıracağım. Böyle bir konuşma yapacağım bağırarak. Dinliyorum. Verganlılar. Redoran'ın yakın çevresi. Şimdi beni iyi dinleyin. Büyük ulusunuzun üzerinde çok büyük bir kara bulut var. Bazen bazı şeyler göründüğü gibi değildir. Ve siz her zaman gördüğünüz şeylere inanmamayı çok iyi biliyorsun. Bugün burada olan olayların tek bir sorumlusu var. O da Gedrin'dir. Dediğin Kral anda Teodas, baba. Kral Teodas gerçekleri biliyor. Gedrin bir hain. Baba. Aynı zamanda bir baba katilidir. Sevgili ustam Kuneş. Lütfen konuş. Benim için Teodas. İntikamımı Teodas, al. Konuş. Hey, Kuneş sadece bekle.
Çekil! Yoksa öleceksin, zar atıyorum. Kime çekil yoksa öleceksin? Oha artık ya. Bir saniye, ben elimi yavaşça şeye doğru götürüyorum ve birkaç adım geri atıyorum abi. Kimi öldürüyorsun lan? Ben de değiştirdim duruşumu. Kureş öldürmeyin bana ya. Bu ne abi? Abi dinlemiyor. Theodas kılıcını tutuyor, Silvergen kılıcını Kuneş'e doğru. Kuneş tekrar intimidation deniyor. Bir şey diyeceğim. Theodas'ın omzundan tutuyorum. Sanırım bu kısa kazanabileceğimiz bir savaş değil. Gidelim buradan. Geri adım atmayacağım. Diyor Theodas, Kuneş'e doğru kılıcı tutuyor. Atacaksın abi. Gel. Abi sen omuzundan tutun ya. Diğer omuzundan da Salvorian. Sanırım Kuneş, onları bırakman gerekiyor. Çekil Kuneş. Salve. Redoran Theodas'a böyle bir hamle yapmanı ister miydi? Böyle mi koruyorsunuz kralınızı Kuneş? Abi böyle atıyorum zarını, çok zor, çok zor. Ya ne zarını, bu herif büyülendi mi ya? Abi. Kuneş. Kafasındaki fikirden dönmez abi Kuneş. Kuneş. Diyor ki sana. Bunları söylemeyecektim ama söylüyorum. Bu çok önemli bir 20'ydi. Oyunun kritik 20'si. Evet, bunu burada söyleyeyim. Redoran. Redoran bu tabaksilerden sorumlu olabilir. Bu lanet tabaksi de ona kin besleyebilir. Ama Aşeren halkına ne oldu he? Onlar savaşta bizi yalnız bırakacaktı. Redoran bunu yapmak zorundaydı. Redoran bunu yaptı ki biz o savaşı kazanalım diye. Aşeren halkına ne oldu ha? Kuneş çıldırıyor. Kafayı yedi. Tabaksiler. Aşeren halkına. Demek öyle. Tabaksiler. Abi. Bir anda Hebi. Adım atıyor mu? Abi size doğru geliyor ellerini yakarak. Abi sikerim senin elini de. Senin cenaseliğini de. Şişeyi yavaşça alıyorum abi. Bizimkilere bakıyorum böyle. Çok hayır. Suratım düşük bir şekilde. Mugen çabuk. Mugen. Savaşmak için bir gün daha yaşamamız lazım. Hayır. Hebi. Abi ben eğer bir kere daha tabaksilere bir şey deyip bir lanet olası adım daha atarsa sonucu ne olursa olsun onun alevden ellerini koparacağıma dair yemin ediyorum. Abi turunuzu pas geçtiğiniz için şöyle bir şey yapıyorum. Üzgünüm. Çok kızacaksınız belki. En önde Feanor var. En önde Feanor var. Senin de şeyini alayım. Son. Seninki son. Mugenleşe oynadı çünkü. 2 saniye düşüneyim. Evet. Theodas'ı alıp kaçın abi. Yani. Arne ne yaptı bu arada? Söylemedin mi tan taşını? Abi kalabalığın arasına daldı. Bir zar attım. 6 geldi. O yüzden aldım. Okey. Kuneş. Yeğeninin heykelini kim yıktı biliyor musun? Kim yıktı? Şu an bunu mu konuşayım seninle? Falan böyle çıldırmış halde abi. Kuneş'in sonraki hamlesi sizi öldürmeye çalışmak olacak. Salve ve Tavadas'ı intimidation atıyor. Tabii ki yapmayacak onlara bir şey. Vision'ım var yarram. Kocaman ne yapacağız ya? Anlamıyor ki konuşmaktan da anlamıyorsun. Zarını atıyorum. Bir herif. Üzülerek. Feanor. Foresight kullanıyorum. Bir sonraki adım. Bir sonraki atıyorum, adımını atıyorum. Kaç üstüne şey yapıyordun? Abi bana zar bile koymamışsın. Sen karar vereceksin. Foresight iki aksiyonda olacakları önceden okay. Hisseden. Tamam. Yok. Şu an abi sana önce böyle bu adamın yere basıp çıldırdığını, sonra boynunu tutup parçaladığını görüyorsun. Tamam. Tamam öldüm. Ben abi bir şey diyeceğim. Ben Abby'ye elimi koyuyorum. Feanor'a sanırım parti bitti. Hadi savaşmak için bir gün daha yaşayalım. Theodas bizimle geliyor musun? Burada gerçeğin hiçbir önemi yok artık bugünden sonra. Abi Theodas dönüyor size bakıyor böyle. Kuneş'in karşısında kılıcını tutuyor. Abi Kuneş ellerini yakıyor. Theodas'ı sol eliyle geri çekiyor. Bir zar atıyorum. Abi üzülerek 7 ve üstü instant kill. Ben dojladım abi gördüğüm için. Abi olayı tarif ediyorum üzülerek. Burayı iyi dinlemeniz gerekiyor. Üzülüyor sürekli. Tamam dinle. Burayı iyi dinle. Kuneş ellerini yakıyor. Koca ellerini Feanor'a doğru getiriyor abi. Yavaş yavaş adımları hızlandı.
koşmaya başladı. O kadar hızlı koşuyor ki. Feanor arkasını dönmüş, uzaklaşıyordu oradan. Abi. Bağırdı. Theodas. Şimdi. Ne şimdi? Abi. Kuneş tam elini çarpıyordu. Oh. Şimdi çift kılıçla biri Kuneş'in eline vurdu. Bam! Ananı sikeyim. Abi Kuneş'in ellerinin ortasını yardı abi ikisini de. Bilmiyorum bu hayvanımsı bir şey giyiyor mu bu? Kafasında sikerim. Ne bu? Ne bu? Kafasında kurt şeyi olan bir adam. Okey abi ben de ben bu karakteri bilmiyorum. Yeterli hayvan yakalandım şu anda. O eskiden çete bak çete. Belen'den bir dakika, giriyor muyuz? Kombata mı giriyoruz? Gireceğim, sikerim ya. Ben de giriyorum. Ben de giriyorum. Belen'den önceki kadar içiyorum abi direkt. Buna koydum seni. Abi ben de iki kılıcımı çekiyorum. Hadi şu bakalım. Şu an av vakti. Theodas. Hadi aslım. Bu adamı çok sevdim ben. Abi. İnisiyatif kullanıyor. Legendary Action'da Double Sword Slash artı Whirlwind kullanacak. Atıyorum ikizlerinde. Söndür ateşini bebeğim. Ben de çift kılıcımı çekmek istiyorum. Oy! Abi bir kılıcını önüne, bir kılıcını arkasına koyarak havaya doğru zıplıyor. Kuneş'in omzuna şak 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 giriyor ve abi sola doğru atılarak olaydan uzaklaşıyor. Mugen. Abi ben iki kılıcımı çekebiliyor muyum? Evet. Silahlarımız var mı evet, yanımızda? Evet, yanınızda. İllüzyonla verildi zaten. Evet. Ben iki kılıcımı çekiyor muyum ben? Çektin. Bu şeyin ne derler? Bu kurtlu abinin sırtına geçiyorum iki kılıcımla birlikte. Sırt sırta yapıyorum. Tarzını beğendim. Bir de beni gör. Nedir hamlen? Bu herifin actionlarına help vereceğim abi. Sırtına tamam. Durum. Çok güzel. Çok güzel. Mesela diyelim o vuracak ya. Eğer zamanız gelirse falan benim orada artı beşim olacak sürekli. Tamam. Çok güzel ya. Bu herifin bütün hareketleri mirrorlayacağım sırtımla. Çok güzel. Kimde? Şeyde Hebi. Hebi. Ben Belen'imi içmiştim geçen tur zaten. Evet. Abi olabildiğince hızlı bir şekilde Floating Earth'le beraber yerin altına giriyorum. Ve Cat's Grace basmayı arayacağım bu turu. Abi Cat's Grace bastın. Feanor. Şimdi Kuneş'i yavaşlatmak için Brute Bane Arrow. Şöyle görüyorsunuz. Hayvan gibi bir elinle arcane bir ok gibi bir şey yaptığını, böyle kalın bir şey yaptığını görüyorsunuz. Ve oku çekerken 2-3 tane böyle bir mavi, bir kırmızı, bir beyaz 4-5 tane Feanor eli görüyorsunuz. Böyle giriyor. Pat bırakıyor. Atıyorum abi. Brute Bane Arrow Kuneş'e. Çok karnına girdi abi. Diye çıldırdı. Kuneş atak yapacak şeye. Garas'a. Atıyorum. Abi Kuneş iki elini birleştirdi. İki elini doğrulttu. Garas'a doğru koşup Fire Punch vuracak. Abi Garas'ın atıyorum save'ini. Abi Garas kılıcını önüne koydu. Diğer kılıcını arkasına. Kılıcı tam göğsünde. Yumruğu vurdu Kuneş. Kılıca saplandı. Garas'a da hasar vurdu. Beraber kalabalığın ortasında Mugen'le beraber yuvarlandılar. Tur Garas'ta. Ben özelden bir şey yazdım hızlıca arada. Bakıyorum. Agler fight'a girerse Agler'i avlarım kafana. Abi bir şey hissediyorsunuz. Güçle dolduğu içiniz. Attığınız tüm zarlara artı 3 gelecek buradan sonra. Allah. Noble Jove'a bak. Seviyor musun, sikiyor musun? Karar ver lan. Bu galiba Noble Jove değildi. Abi atıyorum. Garas'ın Legendary Action Double Zar. 14-4. Abi. Mugen'den onu havaya atmasını istiyor. Mugen. Neyi hava atıyorum? Şeyi havaya fırlatmanı istiyor. Garas'ı. Öyle mi? O zaman aynen. Şöyle yapıyorum ben. Garas'ı abi bacaklarından tutuyorum. Anlaşmış gibi böyle. Bir. İki. Tortuva iki. Şimdi havaya attın abi. Havaya doğru zıpladı. Av vakti geldi dedi. Kalkanını çekti altına koydu. Kalkanıyla beraber abi mıhladı kılıcı sırtına. Şimdi kaçın dedi ve bir anda abi tın 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 hızlı adımlarla kalabalığın içine doğru yere sapladı Kuneş'i böyle şeyle. Kılıçla zımbaladı. Abi. Evet, ben, ölmüyor ki herif. Ben şey yapıyorum abi. Gedrin'e bakıyorum. Evet. Tur kimde bu arada? Koşarak koşun. Hebi'de. Ha, okay. Abi.
Ben yerin altına boşuna girmedim Catskrays basıp. Tamam abi, bu sırada. Duyularımı açıp Gedri'nin birçok kez gördüğüm için herife kokusundan yerini tespit etmeye çalışacağım. Civarda mı? Atıyorum abi. Abi Gedrin çoktan buradan uzaklaşmış ama tek başına son hız takip edersen yetişebilirsin bir 10 dakika 15 dakika takiple. İyi bir karar vermen gerekiyor burada. Kaç. Kaç. Hayır. Yani yapma yani böyle şey. Öldürecek seni yoksa. Abi Nanditek basıp bizimkilerin yanına doğru koşuyorum. Mugen. Tamam. Kaçıyor ben şeyler. De... Teodas. Mitan orada mı? Mitan'ı adamı ben aldı. Abi ben tracker yaparak adamı peşliyorum. Bütün hızımla. Arne'ye de söylüyorum bana yerini göstersin. Koşuyorum abi. Abi. Tracker'ım da var. Kendi tracker'ım. Arne'yi kullanmadan da iz bakıyorum. Şöyle söyleyeyim. Bunu Hebi biliyor. Size yollayabilir. Mitan'ı adam şeye verdi. Gedrin'e. Gedrin şu an büyü kullanamıyor. Bir saniye ben tamam. Onu biliyor muyum? Bir saniye bana bunu söylemedin. Söylemedin ben evet. Gedrin'e koşacağım. Peşleyebilirsin. Söyle bize. Bu sefer Gedrin'e koşuyorum. Bizimkilere de söylüyorum. Tamam. Mitan bitti diye koşuyorum. Full power koşuyoruz abi. Ben Mitan'ı alıp ondan sonra gidecektim Gedrin'e. Mugen. Abi ölümümüze mi koşuyoruz bilmiyorum. Sen Theodas'ı al git. Evet ben şey yapıyorum. Sizi dinliyorum. Ben Theodas'ı alıp kaçıyorum. Şeyde buluşuruz diyorum abi. Hayır dur. Ne? Helgen'e gidin Mugen. Evet. Tamam. Hadi. Ben abi bütün hızımla koşuyorum. Theodas'ı direkt şey yapıyorum. Sırtına vuruyorum Theodas'ın. Savaşmak için bir gün daha yaşa kral diyorum. Abi Helgen koşuyorsunuz doğru. Helgen'e doğru. Şeyden Vergan'dan çıkıp ortalık inanılmaz karıştı. Kimler peşliyor Gedrin'i? Abi ben peşindeyim. Ben peşlerken şöyle bir şey çıkıyor Heavy'den. Ne yani bir kurt bir panterden daha çok mu av sahibi olacak? Hiç sanmıyorum deyip böyle puf dumanlar atarak böyle yeşilden pençelerini geçirip çatır çutur koşuyor. Hadi aslanım. Koklaya gidiyor. Abi. Bildiğin hayvanım şu an. Şu an bildiğin hayvanım o. Olabildiğince hızlı koşuyorsunuz. Olabildiğince. Ve. Ve müziği bir sakinleştireyim artık çünkü. Mitan'ı buldun. Mitan'ı yok buldun. Yok abi Mitan var herifte ne bir şey yapamaz ki. Arne yukarıda ya. Dönüyor abi. Mitan'ı tamam. Buldun. Ormanın içinde 10 metre falan kaldı abi. Bir taşın üzerinde duruyor Mitan havada. Tuzak. Tamam. Gerizekalı olmadığımız için. Evet. Tamam. Görüyor muyuz ikimiz de? Evet. İkiniz de. Önce Zade geldi. Uzun bir süre dönüyor tamam. Mitan'ın etrafında. Anlamaya çalışıyor. 5-10 dakika sonra da sen geldin. Evet. Ben şöyle bir şey diyorum Hebi'ye. It's a trap. Ağaca çıkıyorum abi. Bir tane ağaca çıkıyorum. Hı hı. Abi ben ağaçların üstünden ilerleyeceğim. Direkt pençelerimi toprağa geçiriyorum sakin bir şekilde. Gözlerimi kapatıyorum ve adım duymaya çalışıyorum abi. Abi iz aratacağım sana. Artılarımı lütfen. Ay. Bunu Fëanor için de atayım ki. Sensin. Ne atıyorsun? Perception atıyorsan artı 4'ün var. Ah be çocuklar. Abi ikisi de nasıl crit fail gelebilir ben ya? Ben sadece adım baktım bu arada. Inspiration lan. Yok mu? Yok abi maalesef. Abi. Tamam sakin. Oyunu zar oynamıyor biz oynuyoruz abi. Tamam abi. Ormanın içinde Mugen ve tayfası da o ormanın yanından geçerek gidecekler. Helgen'e doğru. Tayfamda kimler var? Theodas. Theodas'ın bir tane adamı. Bu şey. Haltis ve... Garas var mı? Yok. Olsun tamam güçlü yeterince. Abi ormanda birbirinizi birbirinizi görecek mesafedesiniz şu an. Bize mesaj atabilirsiniz. Tamam Arne yukarıda. Ben abi. Ağaçtayım. Gizleniyorum. Ha ne Salve oluyor? Bir de özür dilerim. Salve. Ha Salve var lan büyük toplan. Abi. Ben... Ha. Olayı anlatıyorum size. Niye olayı anlatıyorsun bize? Çok gerildi herkes. Velenim var oğlum, velenim var. Velenim var, hiçbir şey olmayacak. Mugen, sen o velen, canı yanıyor Mugen'in. Bir anda diz çöküyor yere doğru. Canı yanmaya başlıyor. Sarnılar, kıpkırmızı sarnılar. Bir kim? Şey oluyor abi. Bir kılıç savaşçısı, bir şeytan, bir iblis, bir şey hatırlıyor. Abi canı yanmaya devam ediyor Mugen'in. Yerde yavaş yavaş beliren bu Mitan taşının... Bir zar atıyorum hemen. İkiniz için de ayrı ayrı atacağım. Kolay bir zar. 18 atacağım. Kim için? Tamam. Mitan'ın altında.
bir çember oluştuğunu görüyorsunuz kızıl. 30 saniye sonra tamamlanacak. Söz sizde. Noble Joe takipte, arkanızda. Tuzak mı? Görünmüyorsun Noble Joe. Tamam. Bunu gördük mü? Ya anladık mı hepimiz tuzak olduğunu orada? Abi tuzak mı ne mi anlayamıyorsun? Şöyle, o bir illüzyon şey, taş ama bu değil. Yerde çıkan çember değil. Biri size bir çember çiziyor ve... Tamam, taşın illüzyon olduğunu anladık ama. Evet. Tamam, niye gidelim? 30 saniyeniz var, o çember yavaş yavaş oluşacak. 30 saniye sonunda tamamlanacak. Biz Theodas'la kaçıyoruz abi. Biz tamam mı? Çemberi kim nereden çiziyor ya? Hadi kendi kendine oluştuğunu düşün çemberi. Şöyle arkane language bu çemberin ne olduğunu anlayabiliyor muyum? Evet abi. Bu, bu birinin ruhuyla eşleştirilen ve başka aynısı bir dünyadan bir varlık çağırmak için kullanılan bir çember. Koşarak çemberi bozuyorum. Abi önce koşup sizinkilerle interaksiyona girip sonra denemen gerekiyor bunu. Buyur. Tamam. Ki izin verecekler mi? Evet. Koşuyorum. Tamam, bir tane foresight atıyorum ben de adım sonrasını görmek için. Attım. Atıyorum zarını. Koşuyorum şu an. Abi bir adım sonrası kafanda böyle hayal meyal kızıl kılıç kullanan bir yaratık. Oo tamam ben aptal herkese... Aptal lan! Çekilin oradan, o çemberi bozmamız gerekiyor. Söylüyorum Hebe'ye, bir şey geliyor Hebe, bir yaratık geliyor. Bir şey summonlıyorlar. Evet. Kaçsak iyi olacak gibi. Abi. Ya da saklan. 20 saniyeniz ben kaldı. Şey yapıyorum ya, onun içine bakıyorum böyle şeyle beraber. Mugen acı içinde bu arada, Mugen'in canı yanıyor bu olaydan tamam, dolayı. Tamam, salve taşısa. Ben kaçamıyor muyum abi ben? Abi senin canın yanıyor, ya tökezleyerek gidebilirsin. Tökezleyerek gitmeye çalışıyorum. Tamam. Theodas'la birlikte. Tamam. Abi. Ben hala koşuyorum. Ben şimdi etrafa bakacağım ben ya. Yani böyle bir etrafa bakınacağım. O da olmazsa yerin altına girip yerin altına bakacağım. Bulacağım orospu çocuğunu yani. Abi atıyorum zarını. Oğlum Mitan burada değil belli ki. Hani nerede? Abi. Abi bu... Bu... Redoran'dan öğrenilmiş bir büyü. Bu normalde çember. Rederik çemberi. Ama bunu iblis samınlamak için kullanıyor orospu çocuğu. Ben hala koşuyorum. Bizimkiler şu an ne yapıyor? Bilmiyorum, orijinal büyüm o ya. Amına koyayım. En son derdim sensin şu an. Şu an sana bir şey yok. Abi erken language'de o büyüyü odaklanıp bozmaya çalışacağım. Atıyorum abi. 17 ve çemberi bozacağım en azından. Abi çembere elini bastı Noble Joe. Elinin hadi yandığını be, çatır çatır böyle kömürleştiğini gördünüz. Ve bozdu çemberi. Senin kafandaki o foresight'la dağıldı. Sizi öldüren güzel, o iblis şeyi dağıldı. Ve göstereyim abi. Hayalinde şöyle bir şey vardı. Oh. O ne lan? Oğlum ne fight? Ağzımıza ölmüştük, ölmüştük, ölmüştük. Ne fight kaçırdık ya. Neyse. Ne fight mı? Bu ne, poke topu mu atacağız buna? Bu ne oğlum? Peki Mitan nerede? Biz neyi takip abi ettik? Abi. Tekrar size dur oluşturduğu Major illüzyonu takip ettiniz. Ya biz bu herif illüzyonunu bozmamız lazım. Evet. Güzel. Oğlum evet, siz mal gibi gidiyorsunuz sürekli herifine gösterirse. Hebi ne bilsin illüzyonu. Evet bilsin, abi. Adam kudurdu. Ben şey... Şimdi burada savaşabilir, birbirimizi öldürebiliriz. Ya da ortak düşmanımıza karşı da... Ben ağaçtan iniyorum. Seni sikecekler. Beni sikecekler biliyorum. Yaklaşıyorum Agrar'a doğru. Agrar şu an şöyle bir şey görüyor. Yerde bildiğin panter gibi duran ve yeşil yeşil gözü yanan bir şey ona doğru dönüp böyle diye bir nefes atıyor. Sen kendini cidden çok masum mu sanıyorsun? O görevde benim yanımdaydın Hebe. En azından masum çocukları öldürmedim. Evet, onun yerine kaçırmayı planladın değil mi? Kaçırdım ve hayatım karşılığında takasladım. Evet, Nebula'ya da hizmet ettin. Yani söylesene, sadece beni benden iyi olması bir çocuğu öldürmememle orada hayatımı kurtarmaya çalıştığımı gördün. Sen insansın, elinde birçok fırsatın var ama ben tabaksıyım. Her insanın elinde her zaman fırsat olmuyor. Az önce Redoran'ı gördün, kadim büyücü. Yaşamak için bir fırsat oldu mu? Sen, Nabulcu, kan yeminini ettin. Nasıl? Yani amacın ne? Savaşta zaten bu yeminden dolayı size yardım ettim ya. Amacın ne? Amacım...
Bunu bak sana şu an Zone of Truth da açtırabilirim seni öldürmemek için ama yapmıyorum. Ya da hiçbir şey yapmadan gidebiliriz çünkü birazdan çat diye Gedrin gelebilir mesela. Değil mi? Öncelikle. Bu arada acın dindi Mugen. Biz Theodas'la gidiyoruz abi o zaman. Aynen abi. Uzakta bahsediyorum yani. Bir... Dur şu herifi bir çözelim de. Siz çözün biz Helgen'e gidiyoruz. Siz gidin abi Helgen'e. Tamam. Amacım. Ben Arne'ye de söylüyorum. Arne hani bunlarla olsun. Zaten Theodas girerler her türlü. Elun kabili der Theodas yanlarında. Amacım emin ol ki sizin bu krallık dertleriniz Theodas'ınız ya da senin elf görevin hiçbiri değil. Sadece kendi kişisel bir amacım var. Ve eminim şunun farkındasınızdır. Aranızda tek illüzyon büyülerini bozabilen ben varım. Evet. Gedrin'le karşılaşacaksanız bana ihtiyacınız var. Ve ben de kendi işlerimi yapmak için size ihtiyacım var. Ne dersiniz? Bunu bir agrar iş misin, olarak görelim. Noble Joe musun? Orada bize saldırdın. Ben sana nasıl güveneceğim bir daha? Saldırmak mı? Sizi öldürmek isteseydim emin ol sadece etrafı yıkmazdım. Abi koca kılıcı çekiyorum. Divine Smite'la dolduruyorum. Ve bir ağaca bam diye vuruyor. Kesiyor abi ağacı ortadan ikiye böldü. Hey. Ve elimde çeviriyorum tek elimde kılıcı. Nebula için çalışan bir tek sen yoksun. Yani şu çılgın planlarını bir kenara bırak. Sana görev verilirken yanında ben de vardım. Aklında ne var biliyorum. Helgen'e giremezsin. Nebula'ya hizmet etmek ya da Eulie'nin kızını öldürmek gibi bir amacım yoktu zaten. O aptal görevi sadece foyamız ortaya çıkmasın diye kabul ettim. Benim görevim dediğim gibi şahsi Nebula'dan değil. Çok merak ediyorsanız ama belki de bir kurtarma diyebilirim. Kurtarma mı? Eulie'nin kızına zaten yaklaştırmam seni, Agrar. İstediğini yapabilirsin ve adın Agrar'dır. Suç salan ismiyle artık hitap etmeyin. Hey Feanor, Noble Job'u fazla hafife alıyorsun. İstese bizi çok ağır yaralayıp buradan kaçabilir. Ama yapmayacak. Değil mi Noble'cığım? Galiba karşılıklı olarak birbirimize ihtiyacımız var ha. Bence güzel bir iş teklifi. Hem belki de birazcık para kazanabiliriz. Ha bu manyak. Evet. Tamam. Helgen'e giremezsin. Seni kabul ettiremem oraya. Helgen'e gitmek istemiyorum zaten. Ne yapayım ben o ev şehrinde? Ama biz Helgen'e gideceğiz. Ellerimi bağla ve gir. Ya da kılıcımı al gir. Güzel. Çok da sikimdeydi. Tamam. Planımız şu. Seni oraya mahkum gibi sokacağım. Sonra Eulie'ne bu durumu anlatırız. Fakat saraydan surlardan girmen için... Kılıcımı sana veriyorum. Kılıcımı zaten sana veriyorum. Ve beni mahkum gibi sokacağım. Nereden bileyim şu an beni orada öldürmeye çalışmayacağına... Seni öldürmeye çalışsaydım bunu hemen yapardım. Böyle bir adam olduğumu fark etmişsindir Agrar. Bakalım henüz yolumuz... Seni oraya götürüp bir sürü masumun ölmesine sebep olacak bir kavgayı niye başlatayım? Hey. Göreceğiz. Bir şeyin farkında mısınız? En son böyle uzun uzun konuştuğumuzda bir suikastçı gelip seni öldürmeyi denedi. Evet. Enteresan şeyler oluyor bu tarz. Hadi gidelim. Kabul mü Agrar? Kabul. Son tamam. Şeyinizi oynayın. İsmim ben son sahneyi oynatıp bitireceğim. Tamam. Helgen'e gideceğiz. Mugen de duyuyor mu bizi şu an mesela? Evet. Tamam. Plan şu. Çocuklar. Zaten Eolin Theodas'ı kabul edecektir gördüğünde fakat. Sanırım gittiğimizde Mugen de benim hakkımda bazı şeyler öğrenecek. Eğer bir şekilde karşı koyacaksak bu şeytanlığa sanırım kalemiz Helgen olacak. Orada buluşalım diyorum. Gidin. Ben yürümeye başlıyorum. Kralına da söyle ki çocuğu tehlikede. Tek suikastçı olarak beni seçmemişlerdir. Bir yerden sonra ikinci grup birinci gruba yetişiyor. Ve beraber Helgen'e doğru yola çıkıyorlar. Ve gelin bakalım. Evrenin başka bir yerinde şu an Vergan Sarayı'nda içeride neler oluyor. Evet bakalım neler oluyormuş. Evet Vekil Arç öldü birisinin kral, şu anda Vekil Arç olması lazım. Abi evet ve Mithan herif. İki tane sahne vereceğim size. Her şey çok kötü. Neyse ki büyü kullanmıyorum. Abi bir oğlan ve bir kız görüyorsunuz.
Vergan'dan atlarına binip uzaklaşan. En uzak neresi var failin? Hey. Bilmiyorum Frederick. En uzağa götür beni. En uzak neresi var Vergan'dan? En uzağa giderim. Kalmora, Kargareş'e en uzağa gitmek istiyorum. Peki. Peki. Frederick. Abi böyle şunu görüyorsunuz. Göğsünden çıkarıyor abi taş yadigarını. Böyle bir kuyu açıyor. Toprağı bölüyor. Çat 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 yerin dibine kadar. Sonra bir anda bir çığlık. Aaa diye bağırıyor abi. Böyle koskoca Elayin Dağı'nın çatır çatır böyle yarıldığını görüyorsunuz. Bağırmaya devam ediyor. Aaa çıldırıyor. Sakin ol Rederek. Sakin ol. Abi Elayin Dağı'nın yarıldığını ve yavaş yavaş aşağı doğru kayıp denize doğru kaydığını görüyorsunuz. Bunun bir çıkışı var mı failin? Var. Sanırım var ama... Ne düşüneceksin bilmiyorum. Böyle giderken abi... Tıkır 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 beraber gidiyorlar. Rederick cebinden bir tane kart çıkarıyor. Karta bakıyor. Tekrar birine verdiği bir sözü hatırlatıyor. Kartı tam kalbinin üstüne basıyor böyle. Gözünden yaşlar akıyor. Ama yapamıyor ve yavaşça kartı tekrar kutusuna koyup atıyla beraber Kalmora doğru yoluna devam ediyor. Evet. Bir tane kartı vardı evet. Evet buyurun. Ne buyuralım? Ne buyuralım amına koyayım? Bir sahne daha vardı oğlum. Biz mi oynayalım? Evet oğlum evet. İkinci sahneyi. Dur. Abi Eolin. Ha, oynayalım dersen ben daha 2 saat daha oynarım. Hayır. Eolin. Krallıkta şeyde oturuyor. Feanor'dan haber var mı? Evet, Arne sıklıkla buraya gelip haber getiriyor. Peki, taş giyme töreni ne zaman olacak? Bu konuşmayı duyuyorsunuz ve taç şeyine, kraliyet şeyine dönüyor. Kuneş yaralı bir şekilde oturmuş. Etrafında bir sürü yeni isim. Yedrin orada ağlıyor. Baba. Orospu'nun çocuğu. Babam bu aptallar babam yüzünden öldü. Theodas, Silvergan ve yanındaki hain adamları. Mitan'ı çıkarıyor. Pat vuruyor yere. Bunu o kazığın altına koymuşlardı. Keşke daha önce fark edebilseydim. Keşke daha önce fark edebilseydim. Abi böyle konuştuğunu görüyorsunuz. Mitan'ı tutup Kuneş'e fırlatıyor böyle. Ah, intikamımı alacağım. Ama bana bir fırsat verin. Hayır diyor Kuneş. Hayır. Ergeven. O henüz hazır değil. Bana bir ay kadar süre ver. Onu krallık için hazırlayayım. Son. Nice. Peki bu diğer soylular bunlar embesil gerizekalılar mı? Kral orada büyüyle suçlu gösterildiğini herkes görmedi mi gözleri? Sizin yaptığınızı düşündüler. Sonradan sizle beraber kaçınca Theodas da Kuneş'in şeyiyle suçlu konumuna düştü. Çünkü orada hiçbir şey anlatamayacaktı. Tam tersine oldu işte. Yani evet. Theodas kılık değiştirip öldürdü. Tamam evet. Ne olur yani. Bu Velen midir nedir? Garas'a ne kadar varsa içirelim. Şu Kuneş bir öldürsün. Allah aşkına. Garas fark etti ama Kuneş'i. Bu kadar özürlü bir karakter olamaz. Evet salak. Hep böyleydi. Biz şimdi Zade ile konuşalım. Inti bu karakterin 6 mı 8 mi ne? Embesil.
Harbiden embesil bir karakter. O anlaşılan şu olacak. Ama delikanlı da. Bizim Rederik'le faalini de ikna etmemiz, hatta gerekirse gidip gedi almamız, Theodos'un arkasında birleşip bunların içinden geçmemiz gerekecek yine. Bu anlaşıldı abi. Oy oy. Rederik'le faalini bulmamız lazım ya. Evet. Yani Rederik, onlar Theodos'u bulacak yani. Bu intikamı alması için birisi hak ediyorsa bu Rederik yani. Evet. Ama Rederik de intikam almaz ki abi işte. Rederik. Evet. Terk etti bile şeyi. Yani. Peki bir şey soracağım. Theodos'u niye çıkıp bulmaya çalışmıyorlar? Herif gitti. Redoran'ı öldü adamın. Oğlum yok, çocuk şokta şu anda. Hayır, Diyem Allah'ın varsa bu get bu olanları öğrenir ve Rederik'e sahip çıkar. Allah'ın varsa yani. Kalmor'a gidiyorlar. Heh, oh be amına koyayım. Orada Matias'la böyle altınlarla içiyor değil mi Gedler? Evet. Yok, ben cidden Rederik'e çok üzüldüm yani. Ged'in falan sahip çıkması lazım çocuğa. Şey çok kötü oldu yani, inanamadı, uyan falan diyor. Redoran buna salak salak ölüyormuş şakası falan filan yapıyor büyük ihtimalle. Öyle hayal etme, dalga geçiyor falan. Abi kardeş yatar şakaları. Yatar mı harbiden ya. Evet. Yatakta uyuyor mesela nefessiz, pat diye kalkıyor falan. O onun şeyiydi, uyan falan diyor. Ben yaşlı Ged'i çok merak ediyorum ya bir yandan da. Ya o karakterleri görmek istiyorum bu oyunda gerçekten. Ben de görmek istiyorum ya. İdari'ni de Matias'ı da çok görmek istiyorum ya. Onlar da çünkü Matias da güçlenmiştir. İdari'nin de iyi bir büyücü olmuştur yani. Şu an yok olan Feanor'un kafasında Eolin'den rica ettiği yok olan bir planını söyleyeyim mi o zaman? Artık bitti evet. Çünkü işte. Böyle bir şey. Bunun görevle ilgisi yok. Eolin'den bir söz almıştı. Tam söz değil. Eolin buna tam olarak okey değildi. O görevin karşılığında su yadigarını bir şekilde Feanor'a itaat etmesi için ikna edecekti ki su yadigarı böyle bir karakteri var çünkü. Planı şuydu abi, çok deliydi, bu yolda biraz düzeldi. Redoran'ın gözleri önünde Rederik'i su yadigarıyla boğacaktı. O kadar kardeşinin intikamını öyle almak istiyordu yani başta. Ve ikinci kez boğulduğunu izletecekti onu. Ama oğlum hayvan mısın? Ama yok artık. O sahneyi gördükten sonra kendi kardeşini hatırladı falan, böyle kötü oldu. Onu söyleyeyim. Yani. That's some Gedrin. Oh. Neyse abi, Theodas'la birlikte artık bir dirilişiz anladım. Direnişiz anladım. Büyük ihtimal önümüzdeki bölümde benim twist'i de artık öğrenirler. Ya belki de Elfçe yaparız o konuşmayı. Zaten tabaksilerin aşaren evet, halkı olması hakkında ne düşünüyorsun? Ha. O ilginç bir olay zaten tamamen. Ona şaşırdım. Artı olarak şöyle bir olay var ki, tabaksiler daha önce Helgen'e sığınmak için gittiğinde Helgen tabaksileri almamıştı. Evet evet, karışık olacak orası ama ben varım yanınızda, gireriz her türlü de. Hayır, girmek sıkıntı değil, gireriz zaten. Sizce chat'e soralım. Önümüzdeki bölüm Eolin'le konuşmamız full elfçe mi olsun yoksa siz de anlayın mı? Anlasınlar mı? Çünkü ben bunu Tancan'a anlayalım derler. Hayır, Tancan'a söyledim olur dedi mesela. Anlamayacağınız bir konuşma. Çok karizmatik olmaz mı? Yine arkadaşlar, chat'te çok yazıyorsunuz. Artık diriltme diye bir şey yok evrende. Evet evet. Lore olarak yok. Bunu anlatmıştık daha önceki oyunlarda. Bir takım şeylerin değişmesinden ötürü yok. Alp anlatsın. Ya ben şöyle bir şey biliyorum abi. Bildiğim şeyi anlatayım mı? Anlat. Ya da anlatmasın bilmiyorum ama yok hani, şu anda abi. Çok 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 rare bir şey. Ölü diriltmek ve hani karşılığında istenilen şey çok büyük. Yani mesela atıyorum Feanor öldü. Ve Hebe alıp Feanor'u canlandırmak için bildiğin 2-3 bölüm gezdi. Yanında cesetle gitti. Onu yapacak tanrı gibi olan ruhu buldu. Ve ruh ona diyor ki kız kardeşini getir burada öldür. Ruh yadigarıyla alakalıydı. Evet, şu anda hatırladım ben. Çok ya da beast tipeliyle bilebilir. Hiç yani. Word değil yani. Ha Garasa ne oldu ya? Kaçtı oğlum, adam anladı Kuneş'le matchup olmadığını. Yaraladı, sabitledi, gitti. Her gene gaz. Benim bir teorim var. Redoran siyah bir şeyle konuşmuştu orada. Ve şey dedi, benim yolumdan gideceğiz demek ki falan dedi. Dedi ki ben dedi arkadaşlarıma şu ana kadar hep güvendiğini büyük ihtimalle konuştuk kişi Ged'di. Çünkü evet, o kimdi ya? Volundur falan bir şeyler dedik. Ya arkadaşlarıma güveniyorum. Arkadaşlarıma güveniyorum dediği için ben orada hani birisine güvendiğine anladım ama bu kişi Gedrin'i kastetmedi orada.
Çok büyük ihtimalle Redoran ya öleceğini biliyordu ya da ölmedi ya da bilmiyorum. Ama Redoran'ın böyle öldüğüne inanmıyorum. Tamam, çok, son bir sahne veriyorum size o zaman. Aha. Aha. Çok çatır çutur öldü çünkü ya. Theodoret tamam. Gibi, ampul gibi. Hazır mısınız? Şuna, çok pardon, sahneden önce bir şey diyeceğim. Şuna çok okeyim. Redoran böyle öldüyse de yani bu şey gibi bir şey. Game of Thrones'un ilk bölümünde Eddard Stark böyle öldü evet, ya. Evet, evet, bu evet. Olabilir. Bu olabilir ama ben oyunu iyi takip ettiğim için o sahneyi de yakaladım. Boşa tamam, başa. Bu, boş, da, bu da reward'un. Hazır mısın? Hı. Hazırım. Bu da reward'un. Günhan yakaladığı için veriyorum. Neler neler ya. Ben bugün 200 IQ Gaming ya. Hazır mısın? Vallahi bugün Günhan konuşturdu bu. Abi. Anlamsızca karakterlerimiz yolda giderken gökyüzüne bakıyor. De uçan bir karga görüyorsunuz ve bunu görmüştük zaten evet. Yani good old days ya bildiğin. Yani, eski bir numaraydı. Eski numara yani. Her zaman işe yarar eski bir numara. Oğlum daha geçen bölüm bize söyledi bunu. Yukarıda bir uçan evet. Şey evet diye. Bunu hatırlamanız gerekirdi. Hiçbir Rictus. Zaman canıyla beraber gezmiyor Redoran. Abi Redoran da katılsın bize ama oğluna karşı. Redoran katılırsa ben oynarım Redoran'ı. Ay oyna lan. Ya ama birkaç bölüm katılsın sahip son sokağa evet, gidelim. Evet. Ya Redoran'dan kaçarım baba ya katılırsa. Ne bölümdü ya. Redoran seni badeler bu arada ya. Benim badeler harbiden benim kaçmam lazım öyle bir şey olursa. Consecration attın adama. Bu Agrer'i de çözmemiz lazım. Tam olarak ne istediğini de bilmiyorum. Ben neyse. De bir after credit söyleyebilirim. Yani. Tabii. Chat'te gördüm de. Abi karakterlerimiz ilerlerken Hebi çok acıkıyor ve yukarıda uçan bir karga görüyor. Yakalıyor. Kitaptaki Enes numara çok iyi değil mi ya? Kitaptaki Enes Fender kullandı. Ged şey. Herkes... Ben ilk gördüğümde o numarayı Günhan'a şey yaptım öldüm. Bu ne amına koyayım yani. O benim orijinal büyüm. Evet. Gezin şey yapışı kalbini alıyor. Günhan'ın evrene koyduğu bir sürü bir şey var ya. Rederik çemberi, bu büyü, ruh yadigar, uzay yadigar bir sürü şey var. So, haftaya Tancan mı? İkna edebilirsin. Tancan olmayabilir belki. Onun çünkü çok işi var ama belli de olmaz. Gelirse güzel olur. Gelir gelir kırmaz o ya. Daha Mugen'in hikayesini bilmiyorlar. Oho. Oo, Mugen'in sanrıları, Feanor'un büyük planı bir sonraki bölüm açığa çıkacak hepsi. Abi her şey açığa çıkacak. Hiç istemiyordum da Helgen'e sığınmak zorundayız yani. Ben de hiç açığa çıkarmak istemiyordum. Eren yani bugün yani... nasıl çıktığını gördüm. Çünkü şöyle, yani Theodos'u saklayabileceğimiz en iyi yer orası. Çünkü savaş başlatmayacaklardır. Oraya saldırmayacaklardır anladın mı? Bir yere kaçıp mağarada saklansak bulurlardı bizi. Bir şey diyeceğim. Bu Mugen şimdi o kırmızı kanlı ay gününde... Robota dönüp herkesi doğramasın amına koyayım şeydeki gibi. O bir başka şey... bir şey. Daha neler var? Daha o mu muhabbeti var? O mu? Öyle bir şey, öyle bir şey değil. Oh. O zaman Taverna'da görüşüyor muyuz? Ben Taverna izleyeceğim bugün. Ben de Taverna'da. Bu yayını bir daha baştan izleyeceğim bu arada. Bu yayın bizim oynadığımız en iyi bölümlerden biriydi bu arada şaka yapayım. Bu arada Taverna için şunu da söyleyelim. Ben de Tolga da bugün ayrı ayrı konuk olacağız Taverna'ya. Haberiniz evet. Olsun. Sorularınız varsa sorabilirsiniz. Bir de artık evet. Şu prequel bölümlerini de yapalım ya. Olur. Evet ben istiyorum spin-off'ları. Spin-off'ları yapalım artık. Çünkü bayağı karakterlerin geçmişleri var bu sefer. Diğer karakterler gibi değil. Benimki bildiğin SimCity gibi olacak amına koyayım. Benimki tam criminal. Ya ama ben istiyorum bak ben spin-off yapalım dedi Al. Ama benim spin-off'ım yapılırsa... şeyi twist'i öğrenecek ya. Bence geçmişe oynarsın. Helgen'den sonra. Onu storyline'a göre yapsın. Yani evet. İllaki şey olmasına gerek yok. Geçmiş ya da tam evet yok. Tam şey olabilir. Tam Eolin söyleyecekken bam biter falan. Oo daha çok şey var ya. Aman yani o şey bile olur yani abi. Karakterler kamp yapıyordur bir gün. Bir karakter bir işim var der gider. Hmm. Sonra hemen geri gelir bölümde. Ha, olabilir olabilir. O zaman şu şarkıyla. Onu biz Eridon'da düşünmüştük ya. Ne gaz girdi ya. Ne ben saldırdık Kuneş'e. Ben bu herifi çok sevdim. Şeyin azık Kuneş'in Fire Fist'lerini kılıçla yukarı doğru keserek parçaladı. Abi ben ayrı bir gaza geldim bu şarkıda ya. Benim eski London'ın da şarkısı buydu. İyi ki kılıç karakteri oynuyorum ya. Çok güzel sahneydi orası. Sırt sırta verdim. Aynen. Peki o zaman efendim.
Taverna benim kanalımda görüşmek üzere. Birazdan başlayacak. Biz mısır patlatıp izliyoruz Taverna'yı. Taverna'yı raidleyeyim mi şu anda herkesi? Açsınlar raidle. Bekleyelim. Evet. Açın öyle Taverna'yı bileyim. Biz raidliyoruz hadi açın. Ama açabilecek mi çocuklar? Hazırlar. Hazırsalar bir de şey rica edeyim arkadaşlar. Şimdi Tancan'ın yayınına gidip de abi haftaya falan demeyin. Daha adamın haberi yok. Yani biz rica edeceğiz. Müsaitse biz değilse de. Biz fantezi yapıyoruz şu an. Evet yani. Değilse de olmadı. Alp canlandıracak. Redoran'ı ilerleyen bölümlerde anlatırız. Bir toparlanması, bir şey aşamaları falan var. Ama en azından Günan çözdüğü için, Eren de eski olayı hatırladığı için güzel. Redoran da şu an büyük ihtimalle yas içindedir yani. Çünkü olanları gördü. Neyse en azından yanımıza... Oğlum aslına baktığın zaman biz daha güçlüyüz lan. Güneş onlardan. Evet. Bizde de Garas var. Ya şeyi hatırlatırım bu arada. Biz şeyde Solitaria'da Matias gibi böyle boktan battle olmayan bir karakterle tanrı dövdük. Evet evet bak Garas var. Gedi ikna edersek var. Redoran var. Eteodas var. Emugen var. Ben varım. Agrar var. Hebi var. Öyle bir savaş olmayacaktır abi. O evet. Şeyi anladık artık. Bu evet. Artık şey değil. Evet. İlk dedim ya ilk oyun masaldı diye. Evet evet. Yani yine de korkmayın. Güçlüyüz. Ama siyasetle hayır. Çözeceğiz bunu. Siyasetle değil. Korkuyla alakası yok bunun. Yani bu artık bir noktada Gendrin gibi bir karakter var karşımızda. Bu masada çözülmeden ziyade bu ihanetlerle çözülecek bir hikaye. Baraya saraya sızmamız. Çünkü bu herif ya, bir de iyi herkesin gözünde. Doğru. Hulk diye bir şey var. Abi böyle. Canavarla canavar olmadan savaşamazsın. Bunu ilk hikayede de demiştim. Aynen. Peki Garas mı Kuneş mi? Onu çok iyi dedin zaten. Canavarla canavar olmadan savaşamazsın. Ya bu arada gerçekten Kuneş ya maalesef. Hala güçlü değil mi? Şimdilik. Garas'a belene bir dayarsak Kuneş'in içinden geçer. Arada Galas benim FN'deki en favori karakterlerimden biri olmuş olabilir bugün. Çok iyi ya, çok iyi bir karakter. Bugün dur, şey dur. Sahnesini... Şunu söyleyeyim o zaman, notumu almışım bak. Ta ilk chat RPG'sen, madem Zade böyle bir laf etti. Karanlığa cevap verecek en güçlü şey yine karanlıktır. Çünkü Fender'e selam olsun. Hayda! Aman! Fender üzgünüz kızım bizde. Gel ya! Gerekirse. Ne olur gel ya, hadi gel ya. Öbür tarafta çözmüşlerdir durumu. Oğlum ne kadar çok karakter oldu ha. Şey karakter böyle. Gaz. Ama hala benim favorim Gundin geldi. Gundin gitti. Düşünsenize amına koyayım taç gibi. Bir tane komik olay Gundin olmayan geliyor. Bir bölüm oldu ha ilk kez. Full oğlum, gergin. Alp ne olur bak finali tahmin ediyorum kesin böyle yapacaksın. Taç giyme töreni. Kuneş tacı tutuyor. Gedrin çekiliyor. Gundin geliyor. Gedrin'i maşa olarak kullanıyor. Gundin geldi. Çok Gundin kral oldu. Taç giyme töreni. Ya of, neyse. Eren kafasını uzatıyor değil mi? Feanor olarak. Ya ben takayım. Taverna açıldı mı? Taverna açıldı mı? Tamamdır abi. Hadi. Arkadaşlar. Damsız giriliyor. Yürüyen taverna. Swaggy Bark'a raidliyorum şimdi sizi. Biz de izleyeceğiz. Görüşmek üzere efendim. Görüşürüz. Bye bye. I'm the hungry wolf you fear. But I could. Ben de bir yemek yapayım ya. Ben de çok acıktım. Ne bölümdü be? Yayın.